Şunun 125. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Mert, bayağı çılgın bir iki hafta oldu özellikle teknoloji haberleri anlamında. Bir sürü yeni duyuru gördük. Hepsini konuşacağız sırayla. Ee, geçen hafta şeyden bahsetmiştik. Apple'ın e, Scary Fest eventinden bahsetmiştik. E, ne olacak, ne bitecek diye. E, çok beklentilerimiz olmasa sonuçta M3 işlemcileri gördük MacBook Pro'larda. E, sadece bu Pro'lardı. M3, M3 Pro ve M3 Max diye 3 tane opsiyon var artık. E, ve tabi benchmarklar da geldi. Yani biz 2 haftada bir kaydettiğimiz için e, insanların eline geçti bilgisayarlar ve biraz benchmark sonuçlarını da görmüş olduk. E, yani M3 Max'ı ciddi köklemişler. M3 Pro ile M2 Pro arasında çok az bir fark var. Onun da sebebi gerçekten aradaki o delta yani e, ayrım Belli olsun diye çünkü M2 Pro ile M2 Max çok büyük bir zıplama yoktu. Şimdi hani Max'ı harbiden böyle gerçekten pro insanlar hani pro pro insanlar video editleyen falan insanlar kullansın gibi yapmışlar ve GPU'su da yeni bir mimariye sahip M3'ün. Ee, ben açıkçası iyi bir sıçrama olarak görüyorum. Hı hı. Ya ben de açıkçası iyi bir sıçrama olarak görüyorum. Artık insanlar bir de şey olarak karşılaştırmaya başladı yani hani bir önceki seneyle değil ben baktığım bütün incelemelerde M1 ile karşılaştırıyorlar bu da aslında şeyi gösterdi yapıldı zaten M1 ile karşılaştırılmıştı artık MacBooklar hani şey iPhonelar gibi değil yani hani her yıl yenilemen gereken bir cihaz değil hatta işte bugün yanlış hatırlamıyorsam MQB de inceleme videosu çıktı o da dedi yani kendisine bir inceleme ürünü gelmiş önceden sipariş vermiş her şeyi fulllemiş cihazla inceleme ürünü gelmiş. Test ettikten sonra demiş ki aslında benim buna ihtiyacım yok. Kendisi M1 Max kullanıyor. <laughs> Siparişi iptal etmiş. Hani bunda bas, bundan da bahsediyor videoda. Yani bu aslında hem ya şeyi gösteriyor. Apple'ın aslında hani 3 yıl boyun 3 hani 3 yıllık bir e, nasıl derler? E, ileride olması sektördeki <laughs> diğer şeylere oranla, diğer şirketlere, Intel'e oranla e, daha ileride olmasından dolayı Artık böyle bir gereksinim du şey yok yani. Hani biz daha bir sıçrama yapalım, tekrardan bir şey e, bir şeyleri iyileştirelim gibisinden ziyade artık hani belirli düzen kurulduğundan dolayı çok böyle dip optimizasyonlar yapmaya başlamışlar. İşte e, çekirdek sayısına mesela değişiklik yapmışlar. Benim tahminim Apple e, bu cihazlar nasıl kullanılıyor? Bunun datasını e, bir şekilde alıyordur bizden. Hani bunu görüp işte ya işte em e -E -E M2 Pro kullanıyorsun ama sen M2 Pro'nun işte şey çekirdeğini, performans çekirdeklerini çok fazla kullanmıyorsun. O zaman demişler ki işte biz performans sayısını azaltalım. E şeyle sayısını arttıralım. Efficiency verimli olan daha 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 düşük güç tüketen şeyi arttıralım. Bu tabii şey için çok mantıklı bir geliştirme. E Dizüstü bilgisayar için, MacBook Pro için. Hani belki bir masaüstü bilgisayarda bunu biraz daha şey yaparsın çünkü orada hani verimli ya da işte daha güç daha az enerji tüketecek çekirdeğin hani sayısının artması çok senin umurunda olmaz çünkü işte sürekli prize takılı olarak kullanıyorsun cihazı ama MacBook için bu önemli bir şey. Sen orada ki işte verimli çekirdek sayısını arttırınca o zaman ne oluyor? Pil ömrünü daha verimli olarak kullanıyorsun. Ve arka plandaki bütün işler işte bu tarz e, verimli çekirdekler tarafından hallediliyor. E, o yüzden e, hani o değişiklikler mantıklı. E, Max'te benim gördüğüm, senin, senin de bahsettiğin gibi hani GPU'ya abanmışlar. Ve GPU'da hı hı. da bazı e, nasıl derler, architecture'lı hani mimarisinde değişiklikler yapmışlar. Hani gidip de böyle ya biz ekstra 10 tane daha çekirdek ekleyelim değil. Bayağı böyle işte o shaderların yapısını falan değiştirmişler. Hatta bugün bir girersen böyle çok podcast güzel. yarım saatin deviririz o yüzden girmeyeyim ben. aynen. tek tek videos yazı, paylaştı Apple birkaç tane böyle. orada mesela ben bir tanesini seyrettim böyle 15-20 dakikalık bir video. orada ben linkini de koyarım notlara. Merak edenler baksın. Oradaki işte GP mimarisini nasıl değiştirdiklerini, nasıl daha verimli hale getirdiklerinden getirdiklerini bahsediyorlar. Ve bu aslındaki ki değişiklikler bazıları direkt geliyor sana. Sen hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Sen hala hazırda bir tane Mac uygulaman varsa böyle performans gerektiren bir şey yapman gerekmiyor. Ama bazı şeyler içinde kodunda böyle ufak değişiklikler yapınca baya böyle iki kat hani hızlan, hızlanma, hızlanma Hı. şeyler şeyleri iki İki kat daha verimli hale geliyor falan böyle. Ben çok şaşırdım. O yüzden böyle artık şeyi beklemek gerekiyor. Şimdi Apple tabii bazı şey, şirketlerle işte muhtemelen işte Baldur's Gate'i yapan oyun firmasıyla daha cihaz çıkmadan önce işte NDA imzalıyor genelde Apple bu şirketlerle. Size diyor ki bakın böyle böyle bir geliştirmeler var. Siz bunu yapın diyorlar. Hani ürün çıktığında sizin değişiklikler doğurmuş oluyor. Şimdi olmayanlar aslında cihaz yeni çıktığı için şimdi o şirketler artık işte bu e, optimizasyonları yapmaya başlayacaklar. O yüzden böyle önümüzdeki belki bir ay boyunca işte gelen updatelerle e, performans iyileştirmelerini muhtemelen daha e, belirgin bir şekilde göreceğiz. Benim aslında hani burada daha çok ilgimi çeken şey e, hani artık hani böyle yenileme dürtüsüne gerek yok. İşte bir şey kaçırıyor muyum? Bir tek artık Intelcilerde var o. E, sen de bir Intel kullanıcısı olarak ya evet. işte M3 oldu artık hani geçsek mi diye düşünüyorsun. Çünkü hakikaten çok fazla şey kaçırıyorsun eğer sen Intel bir cihaz kullanıyorsan. Ama Intel kullanmıyorsun hala hazırda M işlemci kullanıyorsan açıkçası yani ben de işte masal olarak M2 Pro var. E, muhtemelen 4 sene 5 sene daha böyle çok rahat bir şekilde yani benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek diye düşünüyorum. Ama tabii e, sen bir Intel kullanıcısı olarak bilmiyorum e, upgrade etme konusunda neler düşünüyorsun duymak isterim açıkçası. Yani e, ben M3'ü bekliyordum zaten çünkü birinci nesil, 2. nesil, 3. nesile kadar Apple iyice iyileştirmiş oluyor ki e, açıkçası mesela M2 almış olsaydım M3'ü duyunca üzülürdüm. E, onun da sebebi senin bahsettiğin GPU, e, hardware evet. tarafındaki özellikler özellikle hardware ray tracing e, ki yani sadece modern ekran kartlarında olan bir özellik tabii ki Nvidia'nın şeyi kadar iyi midir bilmiyorum ama Upscaling zaten vardı. Mesh shader'lar gelmiş. Mesh shader'a çok çok önemli. E, e, çünkü oyunun performansını ciddi arttırıyor ve grafik kalitesini de e, çok daha arttırabiliyor. Bunu Alan Wake 2'de gördük. Alan Wake 2 diye bir oyun çıktı. E, oynayamadım hala da o yüzden bu bölümde bahsetmeyeceğim ama Alan Wake 2 mesela Xbox Series X'te çok daha performans çalışıyor PlayStation 5'e göre çünkü Xbox Series X'te mesh shader var ve oyunda da mesh kullanmışlar bol bol. Ee, farklı bir şeydir tipi bu arada mesh Eee detay gereken objelerin detayını arttırıp real time detay gerektirmeyen objelerin detayını kısıyor. Ee, bayağı başarılı bir teknoloji. Bunlar olması çok güzel bence. Onun dışında tabii bir de AV1 chip olması ee, video hmm. decode işlemleri için bunları nasıl işte Netflix, Apple TV Plus gibi app'lerden bir şeyler seyrederken datayı sonuçta decode ediyorsunuz, videoya çeviriyorsunuz onu yapan ayrı bir birimin olması muhtemelen performans tarafında da diğer kısımları yormayacaktır. Ve tabii ki video encode kısımda benim için gayet önemli. Ee, sadece konfigürasyonun 8 GB RAM ile gelmesi MacBook Pro'da biraz e, can hmm. sıkıcı. Sadece dedim ama şimdi aklıma başka bir şey daha geldi. Yani şimdi ben mesela niye gideyim de Mac Studio alayım. Ben Mac Studio almak istiyorum çünkü hmm. desktop insanıyım. Ee, M3'ün geleceğini biliyorum Haziran'da. Yani şu an bir, birkaç ay daha dişimi sıkayım da M3'lü Mac Studio gelince alayım diye düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta işte her oyun çıkmasa da işte mesela PlayStation Exclusive Dead Stranding PlayStation ve PC'de olan bir oyun Mac'e geldi. Şimdi onu mesela güzel bir şeyle oynamak isterim. Grafiksel detayla oynamak isterim. Ya yani sonuçta bilgisayara 70-80 bin lira para veriyorsun kasasında sadece. Ya yani parayı verince de evet. biraz da oyun oynayayım yani hani e, diye düşünüyorum. E, Tabii ki oyun makinesi değil Mac ama e, bunların varlığını bilince insan daha çok ister. E, hani tamam. Biz bu güne kadar ne dedik lan Mac'de oyun mu oynanır? Oyun çalıştırmak doğru düzgün falan diyorduk. Şimdi çalıştırabildiğini bildiğin için işler biraz değişir. E, bir de e, Lies of P falan gelmiş yani yeni oyunlar da geliyor. Lies of P hatta Ray Tracing eklemişler. E, M3 Max işlemcilerde Ray Tracing ile çalışıyor ve bayağı yani 1440p'de 60 FPS hiç frame drop olmadan falan oynuyordu MKBHD'nin videosunda. Bunlar güzel gelişmeler ama işte bekleyeceğiz. Ben geçmek çok istiyorum tabii ki Intel'den. Apple Silicon'a. Tabii RAM'i falan bunu güncelleyebilir miyim? Öyle avantajları var ama. SOC'nin de başka avantajları var. İşte memory bandwidth daha hızlı oluyor. parça arası iletişim daha hızlı oluyor. Performans ona göre optimize oluyor. Ee, bakalım bekleyeceğiz. Haziran'a bekleyeceğiz. Keşke hepsini mesela şöyle bir şey yapsalar. Hepsini Haziran'da yenileseler. Ya biz M3 diye bir şey yaptık. Bütün bilgisayarlar vardı diye M2. Onları M3 yaptık diyecekler. Ya bu sefer kim ne almak istiyorsa alsın. Yani eğer yetişemiyorsa bu aya o zaman hepsini Haziran'da çıkart diye düşünüyorum. Ya onu işte bir şekilde bence işte finansal çeyreklerdeki Gelirlere de dengelemeleri gerekiyor. tam bir sonraki çeyrek i̇şte ne olacak? MacBook Kimse duyurunca... almayacak bilgisayar geleceğini biliyor herkes. Ama işte ya ama işte şey de diyebiliyorsun abi işte şimdi sen, senin o şekilde söylemenin nedenin sen çok uzun süre kullanıyorsun. Hani bir cihazı alınca 5 yıl 10 yıl falan kullanıyorsun. Haliyle hani alınca hakikaten böyle yani alabileceğin en iyisini almak istiyorsun ama herkes öyle düşünmüyordur diye düşünüyorum ben. Yani hani benim şu an şu ihtiyacım varsa millet gidip şey yapıyordur. Ya ben onu geçen şeyde de söylemiştim bizim Telegram grubunun. Yani iPhone'un tanıtıldığı gün Apple Store'a gidip iPhone alan insan vardır. Hani Hı -hı. bir önceki iPhone'u. Çünkü şeyinde değil adamın umurunda değil Hı -hı. yani. Bilmiyor yani yeni iPhone'la zaman gelecek. Belki %90'ı falan böyle biz çok içinde olduğumuz için hani sektörün biliyoruz tam olarak hangi günde ne olacağını. Yani o yüzden ben biraz hani... da ama spesifik bir şey. Yani MacBook Air desen anladım. Ama yani ya stüdyoda da bence genelde abi şöyle oluyor ya şirket alımları yaptığı için şirketler de genelde bakıyorlar yani diyorlar ki işte biz M2 stüdyoya okeyiz bitti yani hani şey demiyorlar bizde mesela önceki şirketlerde de hep yeni cihaz çıktıktan 2 ay 3 ay sonra falan onu artık kendi inventörlerini yeniliyorlardı ondan sonra sana o şirket eğer. Yenilemen gerekiyorsa bilgisayar ya da işte yeni birisi şey dahil olduysa o cihazlar alıyordu. O yüzden yani dediğim gibi bunlar çok biraz daha şey spesifik optimizasyonmuş gibi geliyor finansal çeyrek gel şeyleri açısından. Apple zaten onları da duyurdu. Orada da biraz bir düşüş oldu. Mac tarafında. Gelirlerinde. Mac tarafında düşüş oldu. iPad tarafında. Servislerde bir gelir artışı oldu. Orada biraz şeyin Tim Cook'un e, ne derler e, yeteneğini görüyorsun görüyorsunuz. Bir anda servis sekçeğini arttırıyor. Bunun tabi detayını da konuşacağız oradaki çok. Yüksek bir meblağ aslında Google'dan geliyor. Hmm. Ee, sadece Apple'ın kendi servislerinden gelmiyor. Ee, ama orada da şey görüyorsun artık. Yani hani bazı şeyler artık artmıyor. Ee, artık sabitleşmiş durumda. Ee, bakalım şimdi yavaştan artık şeyleri de görmeye başladık. Ee, Vision Pro ile ilgili gelişmeleri görmeye başladık. Yeni iOS'ta iOS 17.2 yanlış hatırlamıyorsam. Ee, orada e, special video kaydetme özelliği de gelecek Vision Pro için Apple artık sanki bana şeymiş gibi geliyor yani biz hani M3'leri duyurduk, iPhone'u duyurduk, Apple Watch'u duyurduk artık şeye hazırlanıyoruz yani yeni ürününü hazırlanıyoruz sanki bütün kaynaklar şu anda oraya aktarılmış gibi geliyor bana ee, önümüzdeki muhtemelen 3-4 ay boyunca Vision Pro ile ilgili şeyler duyacakmışız gibi geliyor Artık yani o şeyin umudu doymuş gibi geliyor bana yani Wall Street'in falan işte Vision Pro ne kadar çok satacak. Onun satışma süreci de çok daha farklı olacakmış yani internetten sipariş versen bile mağazaya gidip alman gerekecekmiş. Yani sadece Amerika'da satış çıkacak falan filan. O yüzden böyle artık yani nasıl diyeyim sürekli hani kendini tekrar eden bir sektörden ziyade artık yavaş yavaş bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Ve bunu işte Apple'da bu değişiklikleri Apple'da dahil bakalım nereye gidecek ama işte genel anlamda ben hani M3 konusunda hani güzel bir şey artış hani artık nasıl diyeyim Intel'in normal işlemci duyurusu gibi hani %10 %15 %20'lik artışlar biraz daha teknik detayda şeyler değiştiriyorlar ama insanların kesinlikle daha upgrade etmesini gerektirecek bence hiçbir şey yok. Ee, ama yeni cihaz alıyorsan tabii ki her zaman en iyisini almak ee, faydalıdır. Ama işte bütçene göre hala en bir alanlar da var <laughs> mesela. Yani insanlar öyle diyor, diyor ne güzel en fiyatı düştü ben gidip ben bir MacBook Air alayım diyorlar. Tabii RAM'i güncelleme unutmayın da. bir davranış. Aynen. RAM, RAM. Ya işte o da şeyin Apple'ın bu kar marjını %40'larda tutmasını istemesinin sorunu. Ee, yani en yüksek karı muhtemelen RAM upgrade'inden yapıyorlardır. Normalde belki bilmiyorum yani 8 GB RAM 16 GB RAM yapınca 200 dolar ödemezsin değil mi? Yani hani gerçek hayatta PC'ye mesela alıyorsan hani. Ee, ama işte Apple orada çok yüksek bir e, kar marjına sahip. İşte onu biraz kullanıyorlar. Ya bakalım ne olacak? Ee, artık hani duyuru anlamında Apple'da bir tek şeyi bekliyoruz şu anda Vision Pro'nun satışlarını bekliyoruz. Hani bu seneyi kapattık Apple için. Başka bir e, duyuru beklemiyoruz. Sen hissedersin ee... galiba böyle konuştuğuna göre. Çoğul. Ben hissederim. Yani. <laughs> bekliyoruz Ben beklemiyorum çünkü. Ben, kadar ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Ya şeyi çok merak ediyorum ben artık. Yani revivler nasıl gelecek? Yani hani cihaz tamam ama işte, e, işte özellikle işte güvendiğin işte doğru mu? M mesela bu konuda çok iyi. Yani hani e, kötüyse kötü diyor, iyiyse iyi diyor bazı şeylere. Hani o tarz e, insanların ben revivini bekliyorum. Muhtemelen hani alabileceğimiz cihazlar olmayacak bunlar. Sadece Amerika'da satılacağından dolayı ve hani Amerika'dan sipariş de edemeyeceğinden ötürü. Çünkü işte kişiye özel şekilde aslında geliyor cihaz. E, onların ben revivlerini bekliyorum. İşte uygulamaları merak ediyorum. Daha çok işte nasıl deneyimler insanlar e, oluşturacak. Ee, bakalım yani. Hani bunun dışında Apple'da çok fazla bir şeyimiz yok yani. Bekleyebileceğimiz bir şey kalmadı artık diyorum Apple'da. Yani çünkü hani sen de dedin ya işte biliyoruz işte artık WWDC olacak. Belki orada yazılımın bir orada şey çok ama şey ama donanım dostum. anlamında ne geleceğini biliyoruz yani. Hı -hı. Hani donanım anlamında bizi şaşırtabilecek bir şey olmayacak. Ee, do o yüzden donanım anlamında tek bizi hani önümüzdeki yıl belki hani şaşırtabilecek tek şey Vision Pro'ymuş gibi geliyor. Hı, -hı. Eyvallah. İstersen tekrar haftamıza dönelim. Çünkü direkt haberlerden girdik. Haberlerden devam edersek bu sefer haftamızı en son atmış olacağız. <laughs> ee, birkaç tane Doğru. anlatmak istediğimiz şey var. İstersen haftandan başlayalım. Gezmişsin biraz. Aynen. Aynen. Ya Ben hafta sonların biraz daha nasıl diyeyim? Böyle dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Daha önceki yaşam tarzıma göre diyeyim. Geçen hafta burada... Uluslararası Denizcilik Müzesi var Hamburg'da. Liman kenti olduğundan dolayı. Çok büyük bir müze. Oraya gittim. Onunla ilgili belki biraz detaylar paylaşırım diye düşündüm. Çünkü bu konuda meraklılar olabilir. Müze gezme meraklıları çok fazla. Özellikle sürekli farklı şehirleri gezen insanlar ilk müzeye gidiyorlar. Hangi müzelerini gezeyim şeklini düşünebiliyorlar. O yüzden ben de bundan değinmek istedim. Hani çok muazzam bir müze. Çok büyük bir müze. Ben şöyle bir hata yaptım. Ben müzeye gitmeden önce bakıyorum abi internette. İnsanlar işte ne demişler ve daha çok benim için önemli olan şey işte kaç saat gerekiyor bir müzeyi gezmek için. Şimdi ben daha önceki gittiğim müzelerde falan insanlar hep diyor ki ya işte 3 saat yeter, 4 saat yeter falan diyorlar. Ya ben artık şeye inandım yani hani bu ortalama insanların hani verdiği tavsiyeler hani bu alanda da genelde de hani başka alanda dinlemiyorum ama hani bu alanda verdikleri tavsiyeler de ne yazık ki tutmuyor. Ee, bu müze içinde işte internette yazmışlar işte 4 saat yeter aslında gezmek için falan diye. 4 saatte ben müzenin 2 ya da 3 katını ancak gezebildim. Ee, 6, 6, 6 katlı bir müze böyle kocaman bir e, eski tarz bir böyle e, tuğlalardan yapılmış bir binanın içerisine kurmuşlar müzeyi her katında farklı bir denizcilikle ilgili konuyu ele almışlar işte navigasyon mesela işte çok önemli olduğu için denizcilikte işte eski zamanlardan itibaren şeyler nasıl denizciler Yönlerini nasıl buldular işte yıldızlara bakarak, ay'a bakarak işte çeşitli daha sonra işte pusulalar vesaire falan bunları böyle bütün o geçiş serüvenlerini çok güzel anlatmışlar. Ve tabii hani o o zamanlarda kullanılan cihazlara da yer vermişler. İşte deniz fenerleri ülkelerdeki çok farklı tasarımlardaki deniz feneri o benim çok ilgimi çekti. Ee, müzenin içerisinde daha sonra işte e, full şeylerle dolu e, gemilerin maketleriyle dolu bir katta mesela işte Almanya'nın denizcilik ile ilgili şeylerden bahsetmişler ama geri kalan bütün katlarda hep şey hani uluslararası işte orada mesela İngilizlerin kullandığı gemiler Osmanlı zamanındaki gemilerle ilgili şeyler de vardı mesela şeyi de görüyorsun bu bizim birinci dünya savaşına girmemize neden olan gemi Midilli daha sonra hani isim, isimleri değişiyor Yavuz ve Midilli'ydi yanlış hatırlamıyorsam <laughs> o gemilerin şeyini de görüyorsun. maketlerinde maketlerini yapmışlar. Orada detaylı bir şekilde tarihini de anlatıyorlar işte. Daha sonra işte bu Osmanlı'ya verildi vesaire gibisinden. çok yani dolu dolu bir müze yapmışlar işte bir katında şeylerde görüyorsun artık ben onlar benim daha çok ilgimi çekiyor yelkenli gemiler işte 1800 yıllarda işte bu coğrafi keşifleri yaparken kullandıkları gemilerin maketlerini falan görüyorsun ve daha sonra işte, işte vikinglerin kullandığı daha da eski şeylere gidiyor ya da işte Polonezya'daki falan yerli kabilelerin kullandığı hani teknemsi gemileri vesaire görüyorsun ya yani çok çok detaylı işlemişler başka bir katta mesela şeyi görüyorsun abi yani konteyner taşıyan gemileri Hı. görüyorsun başka bir katta e, denizaltılarını görüyorsun başka bir katta işte giyilen kıyafetleri vesaire görüyorsun işte başka bir katta işte denizcilerin kullandığı silahlar var işte mesela e, e, eski tabancalar da var işte ek şey Kalashnikov silah falan da var yani bir sürü öyle farklı farklı şeyler de var düzenin içerisinde daha başka bir yerinde işte hani e, ne derler işte böyle denizin altını girip orunu araştıran şeyler de oluyor ya bilimsel araştırma yapan Hı -hı. çeşitli denizaltı değil de denizaltına benzer araçlar oluyor ya onlardan da bahsetmişler işte altındaki yaşamı da anlatmışlar falan ben bir katı mesela yetişemedim bile çünkü ben şöyle oldu saat 2 gibi gittim millet çünkü şey demişti de 4 saat yeter demiş ben de işte 6'da kapanıyor 4 saat yeter şeklinde düşündüm ama şimdi ben gidip bir şey yapmıyorum abi müzeye gidip yürümüyorum yani hani saat içerisinde orada çünkü öyle bir maket çok detaylı maket yapmışlar çünkü birbirine Yakın maketler yapmışlar. Zaten bir katında şeyi görüyorsun, çalışma alanlarını görüyorsun, müze çalışanlarının orada şey yapmaya devam ediyorlar, çeşitli maketler yapmaya devam ediyorlar. Bunun yanında mesela şey falan da vardı. Böyle herhalde şu ana kadar gördüğüm en büyük şey olabilir benim Lego olabilir. Lego'dan e, tersane yapmışlar. Hmm. Yani o kocaman gemi var. 780 bin parça falan yanlış hatırlamıyorsun. Oraya da yazmışlar. 6 ay mı sürmüş artık onu yapması falan böyle. Çok o da e, hani Lego meraklıları için e, kafayı böyle yani çıldırtacak bir şey yani nasıl bu kadar zaman harcamışlar diye. <laughs> Ama yani genel anlamda ben çok çok beğendim. Biraz tuzlu geldi bana yani 17 euro gibi bir para veriyorsun aslında. Şeyden dolayı yetişemedim ya şimdi bir daha gitmem gerekecek. <laughs> bir daha bir daha ücretini ödüyor bir şey yapacaksın ee, ama çok çok keyif aldım yani açıkçası bu zamana kadar da niye gitmemişim diye e, biraz üzüldüm çok fazla detay var ee, dediğim gibi içerisinde e, işte Çin'in de gemi gemicelik şeyinden bahsediyor sana işte Osmanlı'nın da gemicilik serüveninden bahsediyor ee, İngiltere'nin de işte Portekiz, İspanya aslında bunların denizcilik sevrini biraz daha önemli coğrafi keşiflerden dolayı. O coğrafi keşifleri yapan kişilerden de bahsediyor işte Christoph <laughs> falan. Hala <laughs> öldükten ölene kadar adamın hala kendisini aslında Hindistan'da olduğunu düşünmesi, Amerika kıtasını keşfetmiş olmasına rağmen Hindistan'da olduğunu sanması. Ee, ya da işte Vikinglerin aslında çok daha önce Amerika'ya, kıtasına. Vikinglerin mesela o beni çok şaşırttı. Ya şeyden biraz ben biliyordum tarihini. Adamların gitmedikleri yer yok yani. Hakikaten yani Hindistan'a da gitmişler. Akdeniz'e de geliyorlar. İşte Amerika kıtasına da gidiyorlar. Çok çok farklı bir millet. onların da işte tarihle ilgili bir sürü şeyi de görebiliyorsun orada. Tavsiye ediyorum Hamburg'a ziyaret edecek olanlar varsa. Ama işte dediğim gibi yani hani bir gününüz gitmesi gerekiyor yani oraya 4 saat yetmiyor. Hakikaten meraklısına diyorsun bu. yani. Aynen meraklısına. Ya yani ben geçen şeye de işte minyatür Wonderland'a gittiğimde de çok yani ben aha, müze bitti diyordum. Akşam olmuş artık gitmem gerekiyor. Bir baktım yepyeni bir section yapmışlar. işte Latin Amerika hmm. kısmını yapmışlar. Abi zaman kalmadı. Kapatıyorlar hani müzeyi falan da. Şeyi de yapamıyorsun. O yüzden üzücü oluyor yani. Hani bu tarz müzeler Hı. aslında gidilecekse işte sabahtan gitmen gerekiyor. İşte sabah 10 gibi git. Ee, daha sonra işte 12'de gider bir şeyini atıştırırsın üzerine çevresine. Sonra bir daha gel gelirsin. Şey oradan devam edersin şeklinde düşünüyorum Hı. ben. Ee, bazı müzelerde içerisinde restoran da oluyor, o yüzden. Ee, meraklısı Bence yani bayılırmış gibi geliyor yani açıkçası bu müzede İlginç bir anekdot orada da şimdi ben artık Apple Watch olduğundan dolayı böyle şeylere gidince böyle bilet gereken falan yerlere gidince QR kodu şeye atıyorum Apple Wallet'a atıyorum otomatik olarak hani Apple Watch'a da geliyor QR kod şeye gittim müzeye gittim. Orada işte bir tane e, kadın görevli vardı işte şey biletleri kontrol eden falan. Şey yaptım hemen Apple Watch'tan hani şey QR kodunu açtım falan gösterdim. Kadın bir baktım kahkaha atmaya başladı falan böyle. Ben de bunda da ilk defa görüyorum dedi. Hani böyle daha hiç birisi böyle gelip de şey yapmamış. Herkes sürekli işte kağıt bilet falan getiriyorlar, QR kodu falan geliyor. Abi kadın çok böyle şaşırdı, gülmeye başladı falan filan böyle bayağı sohbet ettik falan ya dedim hani bu çok şey bir şey değil. 9.9. Ee, yani 9 9. resim bu 9 senede falan yoktu. Ben de ilk defa görüyorum falan bunu dedi. Ben de de bunu şey yapamam dedi. Cihaz oradaki onu e, tarayamıyormuş. Kasaya git dedi. Kasadaki şeyden parasın nerede senin dedi QR kodun. İyi dedim falan böyle. Ondan sonra işte şey falan çantalarını koyup kilitleyeceğin yer için de böyle bir euro falan para gerekiyor. Şimdi de senin üzerinde kesin para da yoktur dedi. <laughs> Evet dedim yok dedim hiç nakit yok üstünde dedi al sana bir tane pul verdi o paratma yerine o pulu koydum falan böyle çok güzel bir anekdot oldu şeyi fark ettim yani açıkçası e, hani cihaz 9 yıldır ortada e, Almanya'da da hani öyle ama ya aktif bir şekilde kullanıyorlar ama aynen Almanya'da ya ben işte şimdi baraya gidiyorum falan abi orada mesela hep saatle ödüyorum falan şey yapıyorlar şaşırıyorlar yani sürekli e, çok wow hani cool falan böyle şey tepkiler alıyorsun. Ee, hem hoş bir şey ama hem de yani abi yani kaç yıldır olan bir şey hı hı. yani hani. Bir, bir de yani gene ben şey alakalı bir da bahsedeyim. Bazı şeylerde mesela restoranlarda ödemeleri Android cihazla alıyorlar. Android cihazlarda da şeyde de öyle muhtemelen iPhone'da da öyle. Yani şeyi tarayamıyorsun. şey çalışmıyor. NFC çalışmıyor. Hı hı. Dijital NFC çalışmıyor. O mesela beni çok böyle sinirlendirdi ya şey Android cihaz şeye dokunduruyorsun aslında hani Apple Watch'a dokunduruyorsun okumuyor hani şeyi okutman gerekiyor şu kart okutman gerekiyor kredi kartını oku, okuyabiliyor sadece cihaz Aile kullanamıyorsun tekrardan işte hmm. çıkacabın burada okuyor post cihazları e, falan fey. çıkartma gel aynen ya bazı işte restoranlarda post hâlki böyle post cihazları kullanıyorlar böyle sadece bu iş için geliştirmiş bazı yerlerde de işte böyle Android cihazlar kullanıyorlar o biraz üzü yani umarım biraz daha yaygınlaşır ama şey olarak genel anlamda şeyi görebiliyorum işte markette Apple Watch'la ödeyebiliyorum işte sinemaya gittiğimde QR kodla göstertiyorum falan artık yani çok şey olarak nasıl diyeyim pratiklik açısından çok bana faydası olmaya başladı şeyden bir saat cepten bir saat telefonu çıkartıp Apple Watch uygulamasını git falan filan bunlarla uğraşmıyorsun Hemen e, yandaki butonu iki kere basıyorsun, hop Apple Wallet açılıyor, okutuyorsun, geçiyorsun falan. Güzel tepkiler de alıyorsun hmm. yani. Almanya o konuda çok şeydir ya, primitiftir. Ben de 2014'te gittiğimde herkes de benzinci telefonu vardı, tuşlu Nokia telefon var ya. Ee, öyle iPhone konferansına gittim ama yani orada böyle teknoloji meraklısı bir grup insan var. Onlar tabii ki de kullanıyorlar ama hmm. Alman halkının geneli e, o kadar da ilgili değil yani. Ya bu biraz şeyden aslında tutumlu olmaktan dolayı. Ya yani ben arkadaşlarla da konuşuyorum. Ya bana hep şey diyor ya ben 300 euro Android telefon işte pikselden falan bahsediyor. 300 Euro'ya alıyorum diyor. Aynı şeyi görüyor diyor. Hani onlar için çok nasıl diyeyim ee, önemli bir detay değil yani. Bizim mesela işte üründe de biz sadece işte Almanya içerisinde sattığımız için. Yani %50-%50 falan yani Android iOS kullanıcıları. Hmm. Yani çok şey şey görmüyorsun, fark görmüyorsun. Ama yani bazı mekanlarda şey kullanılabiliyor olması kartlı e, kartla ödeme yapılabiliyor olması temassız kartla baya baya bir artı benim için. Ama bazı yerlerde hala şey ya sadece cash ödemeyeceksin ya da bunlarda kendi bir ödeme sistemi var bankacılık şeylerinin. O kartı olmuyor. Bende de o yok mesela. o e, şey yapamıyorsun o yüzden sürekli yanında cüzdanda bir 50 euro taşıman gerekiyor ne olur ne olmaz diye. Anladım. O öyle bir sıkıntı var. Evet, bir de bulonu yeniledin. Ha, ondan da bahsedeyim, aynen ee, güzel. Her değil. yazılımcının şeyidir. Birkaç senede bir böyle bir basar böyle fikir. Ulan şu bulo yeni mi diye. <laughs> Bundan sonra her gün yazacağım abi falan diye. Önce bloğu yenilersin, sonra öyle kalır blog. Bende olduğu gibi bu burada kendimle dalga geçiyorum. Aynen. Ya bu, bu biliyorum belki. Başka sen böyle anlatınca sanki işte erkeklerin şu arabayı mı yenilesem şeymiş gibi geldi bana öyle onlarda bende olmadığı için. Ee, ben yenilemek istedim. Şu, 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 şu nedenden yenilemek istedim. Hakikaten yani bol bol yazmak istedim. Bir de e, artık nasıl diyeyim düzenli böyle yani bu kişi kimdir diye baktıklarını insanlar hani hakikaten daha detaylı bilgi alabilsinler istedim benim hakkımda. Nelerle uğraşıyorum bunları da paylaşmak istedim. Neler okuyorum bunları da paylaşmak istediğim bir e, bloğa sahip olmak istedim ve hakikaten bu sefer daha çok yazmak istedim. Çünkü şeyi hissediyorsun abi bilmiyorum sende de kesinlik doluydur yani çok fazla okuyunca çok fazla içerik tüketince yani tamam biz podcast anlatıyoruz bahsediyoruz falan ama yani Hakikaten böyle daha da fazla kişiye ulaşmak istiyorsun yani bir sürü şey öğrenince bunları daha fazla kişiye duyurmak istiyorsun ve kalıcı bir şeyler sahip olmak istiyorsun. Yani daha sonra işte internette insanlar aratınca bulabilsinler tekrardan okuyabilsinler ya da işte bir URL'i olsun yani ben mesela işte Almanya'ya geldiğinde ilk başta neler yapman gerekiyor bunun ilgili blog yazısı yazmıştım. Bunu mesela benim eski şirkette onboarding şeyine koymuşlardı. Sırf ben hani o link kırılmasın diye yeni blokta bile hala aynı yörelerleri tutuyorum yani. Hem işte SEO'dan falan kaynaklı şeylerde. Ben işte daha önce de bir blok yazısı yazmıştım. Almanya'da gelince ilk başta neler yapmak gerekiyor diye. Onu mesela işte benim eski şirkette onboarding sürecinde koymuşlardı hani linkini. Yani sırf ben o yüzden yeni blokta bile hala aynı linkin yörelerini tutuyorum. Yani şey olmasın diye daha sonra da insanlar e, 404 dönmesin diye sayfa yönlendirmekle falan da uğraşmayayım diye. Ama genel anlamda işte bloğumu yenileme nedenim daha fazla yazı yazayım. E, böyle çok hoşuma gitmeyen faydası olmayan olmadığını düşündüğüm yazıları da sildim zaten. sadece hakikaten böyle insanların işine yarayacak uzun uzun okuyabilecekler okuduktan sonra bir şeyler öğrenebilecekleri ya da işte hayatlarına bir şeyler katabilecekleri bir yazıları bıraktım ve bundan sonra da bu tarz yazılar yazmayı düşünüyorum. Hatta ilk blog yazısında yazdım. Ben uzun bir süredir şeyi elektrik faturamı optimize etmeye çalışıyorum. Bunun üzerinde hmm. çalışmalar yapıyordum. Bizim Telegram grubunda bizi takip edenler Biliyorlar çok uzun süredir aslında bu konuya kafa yoruyordum ama günün sonunda istediğim tasarrufa ulaştım. %30 elektrik faturasını düşürdüm. Bunun detaylı bir şekilde blok yazısında anlattım. anlattım. Aslında hani kontratını değiştirerek işte saatlik fiyatlandırmaya geçerek normalde işte sen burada işte yıllık sana bir fiyat veriyorlar çok anormal bir değişiklik olursa onu tekrardan güncelliyorlar. Kilowatt saat başına dediğin ücrete değiştiriyorlar. Ama işte saatlik şeye geçince, kontrata geçince her gün işte bir, bir şey elektrik borsası diyeyim veriliyor fiyatı. Yarın için elektrik fiyatı şu 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 olacak diyorlar. Sen de biliyorsun aslında yarın elektrik fiyatı nasıl olacak. Ona göre bazı optimizasyonlar yapabiliyorsun. İşte çamaşır makinesini saat kaçta çalıştırayım, bisikleti işte saat kaçta şarj edeyim, duşu saat kaçta alayım falan gibi bu tarz şeyleri optimize edebiliyorsun. Bir de şeyi görebiliyorsun. Idle işte bu normalde hiçbir cihaz kullanmıyorken aslında evde ne kadar elektrik tüketiliyor. Bunu da canlı olarak görebiliyorsun aslında elektrik tüketimini. Böyle elektrik sayıcına bir tane cihaz bağlıyorsun uygulamasından canlı olarak ne kadar o an elektrik tüketiliyor görebiliyorsun. Bu sayede de şey yapabiliyorsun ha diyorsun. Bir şeyler elektrik tüketiyor ama ben bir şey kullanmıyorum. Ne bu? Hani o cihazı bulmaya çalışıyorsun evin içinde. Daha sonra da onu fişten çıkartınca bir de bakıyorsun. Aylık faturanı hani 3-4 euro düşmüş. Hani bu şekilde Hı -hı. birkaç şeyi optimize edince ben de işte 130'luk bir düşüş yaşadım. şeyde faturada. Bunda çok detaylı anlattım merak edenler varsa ben gene bölüm notlarına linkini eklerim. Bir de şeyden de bahsedeyim aslında. Blok biz çok uzun süredir bahsediyoruz. Hani blok yazmaktan nasıl blok oluşturur vesaire bu tarz şeylerden bahsediyoruz. Aslında blok yazmak çok maliyetsiz bir şey. Hani ben de kullandığım sistemle ben gene Jekyll kullandım. Ruby tabanlı bir blog sistemi. Bunu da Cloudflare'de aslında host ediyorum. O da gene ücretsiz. Hani benim için bu blogda tek ücretli olan şey domain. O da zaten yıllık 12 dolar mı? 13 dolar gibi bir fiyat var. Onu da gerçi yakın zamanda bir zam yaptılar. Ama onun dışında başka hiçbir maliyeti yok. Tabii ben tema falan aldım. Hani şu anki kullandığım tema da ücretli de. Ücretli tema almak kimse zorunda değil. Hani çok düşük bir maliyetle sadece domain hiç, alarak aslında bugün kendi blogunuzu yazmaya başlayabilirsiniz Çünkü bunu da biraz deyin, konuştuk Telegram grubunda. Ee, i̇şte Substack'de mi yazmak daha mantıklı? Medium'da mı yazmak hı. daha mantıklı? Ee, bu konulara böyle biraz değindik ama e, bilmiyorum sen de bana bu konuda katılır mısın ama ben her zaman işte kendin host etmen gerekiyor e, tarafındayım hı hı. ve ne yazıyorsan kesinlikle markdown formatında yazman gerekiyor taraftarıyım hı. ki çok kolay bir şekilde sistemler arasında geçiş yapabilirsin diye. E, buna da böyle değinmek istedim. Yani medium şu açıdan iyi. Yazının yayılma hızı daha yüksek oluyor tabii. Senin. Çünkü kendin bireysel pazarlama yapman gerekiyor. Hı hı. O açılardan güzel ama işte mediumda sadece tutmak tehlikeli çünkü medium ne olacağını bilmiyoruz. Bu bir. E, i̇ki, medium okuyan insanların önüne lütfen üye olun yoksa okuyamazsınız gibi şeyler koyuyor üç verini dışarı aktarırken çok ciddi sıkıntılar çıkartıyor ve çok rezalet bir formatta veriyor. Hmm. Ee, al verini ne yapıyorsan yap dercesine. Ee, bunlar tabii ki şey, bir de kendi domaini kullanmak için para istiyordu en son bilmiyorum sonra ne oldu. Ee, bunun gibi şeyler beni Medium'dan uzak tuttu. Ben bu arada Medium'da çok popüler yazılarım vardı. Hmm. Medium ilk kurulduğu zaman, ben para yakolardı o zaman. Aynen. Medium Türkçenin de e, yazarlarından bir tanesiydim. Eee yani her zaman tabii kendi e, ekip biçtiğin bir bahçenin olması aslında tabiri caizse. Kendi bahçenden yediğin domatesi salatalığı başka yerden yiyemezsin. Yersin de yani. Daha lezzet olur kendi bahçendeki. E, o yüzden ben de şey hani kendi blog sayfanızı açmanızı tavsiye ediyorum. En azından eş zamanlı gidebilirsiniz yani. Önce kendi blogunuza yazarsınız. Sonra Medium'da yazarsınız. Sonra Medium'da Canonical URL diye bir parametre var. Oraya blogunuzdaki yazıyı koyarsınız. Bu Google bunun aslının sizin blogdaki yazılı olduğunu bilir. Hem medyemdeki trafiği de kendinize çekersiniz. Hı hı. Ee, Google trafiğini. Ee, bunun gibi trikler var. Ee, i̇kisi beraber götürülebilir yani. Kesinlikle. Ya Substack e, bayağı popüler hale geldi aslında son zamanlarda. Oradan bir sürü e, yazar türede. Bunun tabii en büyük nedeni de işte Substack'te newsletter gibi de aslında blog yazılarını e, duyuruyor olması ve ücretli abonelikler de e, entegre etmiş hı hı. olması. E, ben ama orada da gene benzer şekilde düşünüyorum. Yani işte kendi kitlene kendin sahip olup yani bütün sistemi kendin e, halledebiliyor olman bence en önemli olan şey ve şey de böyle geçmişe bakınca böyle çok uzun ya takip ettiğim işte 20 yıldır falan 15 yıldır blok yazan insanlar var değil mi? Yani bu insanlara baktığında hala kendi sistemlerini kullanıyorlar ve kendi kitleleri var. İşte ya RSS'ten takip eden kendi kitleleri var ya da e, newsletter'larına abone olup işte binlerce takipçisi olan, binlerce e-mail'e sahip olan insanlar var. Ben açıkçası bunun da çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. E, Substack'ten vesaire bir de yani maliyetli değil yani. Hani böyle de bir şey var yani. Jackal kendi blogunu kurabilmen yani çok zor bir şey de değil <laughs> açıkçası. ya ben hani bundan ne bileyim 15 15 sene önce falan hani kendi blogumu WordPress'te kuruyordum yani hani. Ee, muhtemelen şu anda da çok kişi buna benzer sistemlerle kullanıp ücretsiz bir şekilde hani halledebilirlermiş gibi geliyor. Hı hı. Haliyle böyle şey derdinde olmuyorsun ya. Ücret mi gerekli mi gibisinden derdin olmuyor. Ama işte ben gene de şeyi seviyorum ya. işte blog yazmak, şeyler paylaşmak, ilk yazı yazdıktan sonra ve uzun saatler harcamak. Onu da fark ettim. Yani bir blog yazısı böyle 3 saatini rahat yiyor yani. altı dakikalık. Aynen. O kovalık bir vlog yazısı. Ya yani ben oturdum 3 saat, 4 saat hakikaten yazdım bir daha bir daha geçiyorsun. Bir draft yazıyorsun, draftın üzerinden geçiyorsun falan. Daha sonra gramer hatalarını falan düzeltiyorsun. Orada ben mesela şeyi kullanıyorum. Ee, chat cdp'yi kullanıyorum. Hani yazıyı Hı -hı. değiştirme sadece diyorum. Şey gramer hatalarını düzelt şeklinde ee, kullanıyorum. E, başlık için güzel tavsiyeler veriyor böyle. Nasıl bir başlık yazayım vesaire gibisinden. Ee, o, o açıdan hani bunu da böyle arada çıkartayım dedim. Ee, meraklar için dediğim gibi paylaşıyorum linkini. Bakabilirler. Ee, çok basit bir şekilde kendileri isterlerse kurabilirler yani. Jekyll ve Cloudflare kullanarak. Eyvallah. Ben senin gibi gezmedim. O yüzden çok anlatacak bir şey yok. Bir tek Enes İstanbul'a gittim. Hmm. NS İstanbul eventi vardı Adesso'nun binasında. Ee, güzel, keyifli bir etkinlik oldu. Orada da Kotlin Multiplatform anlattılar. Bir de ee... Twist'i anlattılar. Bizim Anıl var ekipten. tren yolda çalışıyor da Twist'i nasıl kullanıyorlar onu anlattı aslında. E, Twist'in de zaten bir numaralı sponsor yani onlar. Sürekli Twist'in reklamını yapıyorlar. Ne o? Çok sevdikleri için tabii yani şey için değil. Twist olayı şu. E, özellikle e, Xcode proje dosyaları için e, biliyorsun konflik sebebi Xcode proje dosyaları. Çünkü bir, bir sürü insan ili dosya ekliyor, çıkartıyor falan. Çok kompleks bir aslında dosya yapısı var. XML tabanlı bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ee, ve sürekli konflikt oluyor. Tu istemiş ki ya sen bir tane Swift dosyası koy reponun içerisine. Sen Xcode projeni orada tanımla. İşte şu dependency'ler olacak, şu target olacak, bu bilimlenmesi olacak diye bir e, Swift objesi, Swift objesi tanımlıyorsun. Sonra Twist'in komutunu çalıştırınca oradaki Swift'i parse edip sana Xcode proje dosyasını oluşturuyor. Böylece Xcode e, PBX proje daha doğrusu o şeyin e, uzantısı. PBX proje dosyasını komitlememiş oluyorsun gide. Hmm. konflikler ortadan kalkıyor. Çünkü her indiren bir generate diyor. Twist'te generate ediyorlar ama Twist'in başka özellikleri de var. E, ee, Dependency'leri cacheleyebiliyor. Twist cache diye bir özelliği var. Yani e, tekrar tekrar framework'leri build etmek yerine e, build edilmiş framework'leri kendi işte S3 veriyorsunuz. Şimdi kendi cloud'ları çıktı galiba. Oraya koyuyorsunuz. Bu sefer CICD'de bütün dependency'lerin build edilmesini falan beklemek yerine pat diye download ediliyor ve devam ediyorsun. Hmm. E, hem de şeyin size da düşüyor. Ee, hoş yani. Ee, bu Başka. iki konuyu konuştuk İstanbul'da. Tabi Kotlin Multiplatform güzel bir sunumdu ama ben Kotlin Multiplatform'ı yine yani, e, yani insanların Swift öğrenmemek için yaptıkları hakikaten <laughs> harcadıkları eforu hala da anlayabilmiş değilim. ya Kotlin Multiplatform şöyle çalışıyormuş. Sen lojiyi, mantığı Kotlin'le yazıyorsun. Hıhı. Hmm. Bunu derliyorsun. Bu bir iOS framework'ü ve Android framework olarak export oluyor. O da projeleri aktarıyorsun. Sonra UI'yi üzerine yazıyorsun. Yani Logik ortak oluyor. Hmm. Ama şimdi işte şey yapacaklarmış. UI de ikisini beraber uyabilen bir UI gibi bir şey mi yapacaklarmış? Neymiş? Ölme şeyim ölme yani. Şimdi sunuyupa arkadaşı tabi saygısızlık olmasın dinliyorsa da yani onlar açısından mantıklı olabilir çünkü logic'i iki defa yazmak adres çünkü büyük bankalara falan da iş yapan bir yer. Yani Onun için belki mantıklı olabilir ee, ama yani bilmiyorum. Ya abi ben de hakikaten e, bunu da böyle nasıl diyeyim profesyonel anlamda iOS yazmayıp da e, kişisel projelerde iOS yazan bir insan olarak yani ben de hakikaten anlamıyorum. Yani niye bu kadar hani uğraşıyorlar ve genelde de büyük şirketler oluyor yani. Tamam startuplar falan da genelde Flutter kullanıyor şimdi. <laughs> Onları anlayabiliyorum. Hani o şu onları da anlamıyorum ama hani büyük şirketlerde ben kesinlikle şey taraftarıyım yani hani bir iOS developer'ın olsun Android developer'ın olsun çünkü abi hakikaten yani ben mesela bir şeyler eklemek isteyen hani normal UI arayüz falan'dan bahsetmiyorum yani basit bir özellik eklemek istediğimde bu özellik gerçekten iki platformda farklı bir şekilde çalışıyor yani ve benim her seferinde işte iki platformda test edip Android'de böyle bir sıkıntı varmış. Bunu düzeltmem gerekiyor. Yani hep 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 böyle. Yani çok ben bizim bu hafta mesela bir tane özellik ekledim. Çok basit bir özellik. Resmin üzerine tıklayınca hani full screen açsın. Onda böyle pinch to zoom yapabilesin. Hani böyle bir şey. Çok basit bir özellik. Abi yani şimdi kendim yazmaktan önce bakıyorum işte hangi paketler var. Bir sürü paket var. Paketlere bakıyorum. Aa diyorum ne güzel çalışıyormuş işimi görüyor. Ondan sonra şeylere bakıyorum ben zaten. Pakete baktıktan sonra işte sarına bak kaç, kaç yıldızı var hani ne kadar kullanılıyor. Daha Hı -hı. sonra da işi kısmına bakıyorum ne tarz sorunlar var hani bunu. orada bir yazmış işte iOS'te bu çalışmıyor. Ötekisi yazmış ya işte Android'de şusu çalışmıyor. Çünkü yani Hı -hı. bu, tarz paketleri yazan insanlar o an işini görecek şekilde yapıyorlar, hallediyorlar, open source yapıyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Paket daha millet mesela PR açmış. Ee, şey yok yani artık maintain edilmiyor. Yani ben, o da mesela benim anlayamadığım bir şey. Ee, yani sen bir paket yapıyorsan abi ne bileyim maintain edecek birisini bul. O mesela bizim Fatih Arslan öyle yapmıştı. Vimgo'yu mesela kendisi artık maintain etmek istemediğini söylemişti. Hani başkası maintain ediyor. Ama işte bazı bu mesela benim baktığım projelerde iki tane mesela projeye denk geldim. Çok fazla kullanımı atları şimdi aklıma gelmiyor. Bırakmışlar abi yani. Yani ne işçilere bakıyorlar ne PR'lara bakıyorlar. PR'da mesela adam açmış PR'ın işte iOS şeyini e, fixledik, fixlemek için, düzeltmek için. Yani abi yapacağın şeyi merge diyeceksin. Yeni bir tane versiyon çıkacaksın. Bitti yani ne kadar zor. Sen kod da yazmıyorsun. Uğraşmıyor abi insanlar. Yani ben belki şeyi anlayabilirim. Bazen hani çok fazla istek geliyor sürekli işte topluluklardan. Şu özellikle bu özellikle. Ama yani maintain etmek istemiyorsan bir sürü kullanıcısı da varsa yani ya birine devret çünkü hani tek bir paket olduğu için paketin adını herkes tarafından bilindiği için olmuyorsa da yani ne bileyim yani başka bir şekilde bir çözüm bul yani Hı -hı. ben günün sonunda ne yaptım biliyor musun yani paketi forkladım ondan sonra gidip bir de çünkü ben şey de yapmak istemiyorum kendim host etmek de istemiyorum gene npm'e atmak, atmak gerekiyor falan Gittim yani sonuna bir pro ekledim şeyin paketinin ismini. Sonuna pro hı hı. ekledim. Kendim publish ettim. Niye? Çünkü iOS'te çalışmıyor yani. Ben ne yapabilirim yani? Bu tarz şeylerle uğraşıyorsun abi yani. Hakikaten. Ve bunlar mesela hani Android'in defaultunda çok güzel çalışan bir özellik değil mi? iOS'in defaultunda çok güzel bir çalışan bir özellik. Hani yıllardır kullanılan bir özellik. Ama işte sen gidip ben React Native'de yapmak istiyorum dediğin an patlıyor abi. Çünkü handle etmiyorlar abi bütün edge case'leri. Yani işte Hı. tam ekranda resmi açıyorsun. Üstte hala şeyi görüyorsun. Android'de status barı görüyorsun yani. Hani, Hı. Ya abi ben niye böyle şeylerle uğraşıyorum? Ben de bunu anlamıyorum. Yani hani git bir tane iOS developer var, bir tane Android de var. Hepsine default olarak edge case'leri çok güzel bir şekilde hani cover edilmiş özellikler. Alıyorsun, kullanıyorsun abi çat diye yani. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Tamamıyla ürüne biliyorsun. Yani çok şeyi hakikaten anlamıyorum. Yani ben oturup şey yapmak isterim yani bu kararları veren insanlarla çünkü genelde işte çok yüksek seviyede insanlar karar veriyor ya işte bunu yapalım şunu kullanalım falan diye kendileri karar veriyor da günün sonunda işte yazılımcılar abi uğraşıyorlar yani işte şurada Android'de şu şey olmuyor biz her gün <laughs> bizim CPO ile Android'e sövüyoruz yani şu şey o kadar şey ki hmm. abi yani mesela ben şeyi de bugün öğrendim Android'de mesela app ikonları her işletim şey her böyle e, ne derler modelde işte Samsung'da mesela farklı atıyorum bir tanesini mesela yuvarlak olarak göstertiyormuş. Ötekisinde Apple gibi göstertiyor böyle. Köşeleri yuvarlak. Ötekisinde Hı. böyle şey gibi göstertiyor mesaj baloncuğu gibi kuyruğu falan olan şeklinde göstertiyor. O, o an fark ettim. O zaman sen bütün gidip şey yapman gerekiyor. Onun için web sitesi yapmışlar. Apple'in ikonunu gönderiyorsun oraya. Sana göstertiyor nasıl yapacağını. Çünkü öteki türlü kırpıyor mesela şeyi. <laughs> e, ikonu kırpıyor. Bir baktık işte bir tane şeyde modelde ne bileyim OnePlus'ta mı artık bir tanesinde yuvarlak göstertiyormuş ikonları. Şey F'nin ikonu okumuyor Şey yazısı okunmuyor falan. Yani ben hakikaten anlamıyorum abi yani niye bu kadar şeylerle uğraşılıyor. Ee, insanlar zamanlarını harcıyorlar. Ben üzülüyorum da yani hani niye bunlara zaman harcanıyor diye. Büyük şirketler, küçük şirketler anlayabiliyorum. Şey diyebiliyorlar <laughs> çünkü hani para yok yani. Bariz para yok. İki tane biz de developer almıyoruz. Bir de birer tane alman da yetmiyor. Hani genelde hani bir onu cover edecek bir kişi daha olması gerekiyor. İşte iki Android, iki iOS çok maliyetli. Onun yerine iki tane React Native'ci alıyorsun. i̇ş ortadan sorun çözülmüş oluyor. Ama yani büyük şirket sen de bilmiyorum yani abi. Bas parasını şey yap. Biz duyuyoruz yani hani bazı şirketler native'den şeye geçiş yapıyorlar. React Native'e geçiş yapıyorlar ya da işte Flutter'a geçiş yapıyorlar farklı farklı sistemlere geçiyorlar. Yapmayın. Etmeyin. <laughs> Kötü deneyim çıkıyor ortaya. Canları sıkılıyordur muhtemelen. Abi hakikaten yani o motivasyonu ben bilmiyorum yani. Ben yani yani nasıl bir motivasyonla ya bunu böyle yapalım şu 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 yani çünkü bu tarz şeyleri kararları verirken abi yaptığın şey hani faydalarını yazarsın değil mi? Ee, ...zararlarını yazarsın. işte faydası daha fazlaysa kararını verirsin değil mi? Ya yani ben mesela orada merak ediyorum yani işte. Ya bu kesinlikle bir sürü bize fayda getirecek. Buna geçiş yapalım şeyin Hani o argümanları hakikaten dinlemek istiyorum. Yani nasıl karar veriyorlar bu insanlar? Ee, çünkü ben açıkçası yani göremiyorum. Bir neden göremiyorum. Büyük bir şirket şirketsen e, bu şekilde farklı platformlarda karar veriyor olmanı. Ya yani ben dediğim ki bizim şirket büyüsün. Yapacağım ilk şey olur yani gidip bütün uygulamayı şey yaptın. Native'de yazmak. Bütün o native Hı -hı. özellikleri implement etmek olur yani. Ben de vakitlere devam ediyorum. Zaten seni de beta'ya ekledim. Internal beta'ya. Ee, yani o kadar nasıl diyeyim kılçıksız ki geliştirme SwiftUI'da. Ee, iOS 16, 17'de tabii bayağı bir şey eklemişler. Tabii ki yine duvara çarptığın noktalar oluyor. Ama hiç ui kit'e mesela başvurmadım şu ana kadar. Hı. Güzel gidiyor işte. Ee, bir işte kıble göstergesi demiştik Onu haptik feedback eklesek güzel olur demişlerdi. Böyle 15 saniye falan yani. yani orada da şeyi karar vermen için. hani Haptik'in tonuna karar vermek hmm. için ne yapsam falan diye. Bir tane seçtim. Güzeldi. Öyle bıraktık. Tabii daha iyileştiririz. Üzerinde uğraşırız da. Ee, işte widget olması lazım biz. İşte telefonu açınca görelim bir sonraki vakti falan diye konuştuk. Hatta her saniyede bir de güncelleyebiliyor musun bu arada widget'ları? Ee, onu yapanlar da var. Bir limiti var hmm. ama onun da Apple şey yapmıyor. Aa. 60 mi böyle bir şey olarak sayı olarak lock screen widget'ı diyorsan lock screen widget'ta şey Yok lock yapıyor. screen için değil. Ha, normal widget'lardan bahsediyorum. E i̇şte widget daha önce ben mesela widget yapmamıştım bu arada. E çünkü ben iOS'ta bıraktığımda benim çalıştığım ekipte daha önce widget ihtiyacı yoktu. E ticaret hmm. işi de olduğu için işte siparişinin durumunu falan gösterecek bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorlardı. O dönemde ayrılmıştım ben. O yüzden şey yazmadım yani hiç widget yazmadım. Girdim widget'ın şeyine dokümentasyonuna böyle olur şöyle olur. Aa, tamam bu böyleymiş deyip direkt işte oturdum bir akşam iki buçuk 3 saatte bir sürü çeşit widget çıkarttım. Lock screen widget işte inline widget bu saatin üzerinde de tek satır yazabiliyorsun hmm. belli verileri. Onu çok fazla şey bilmiyor insan bilmiyor. Ee, kare small widget sonra tabii small widget de şey bitmiyormuş iş. Diyorlar ki işte bunu iPad'de şey yapman lazım. Tek renk olacak. Çünkü biz şey yapıyoruz. home screen'deki tint color'ı üzerine atıyoruz. Hmm. Akvapen'de böyle sabit bir renk vermeyeceksin. Böyle buzlu cam gibi olacak. Hmm. E, tamam onu handle edeyim. E, MacOS'ta işte diyordu ki desktop'a koyarsan e, eğer desktop aktif pencere değilse başka pencereyse o zaman renkleri kaldırıyoruz. Onu handle et. Okey onu da handle ettim. E, Standby modu var. İşte telefon hmm. şarjdayken yan durarsa e, orada da işte sadece siyah beyaz böyle birkaç renk konabiliyorsun siyah üzerine. Onu da hallettim. Zaten şeyleri falan veriyorlar. Bir tane WWDC videosu var 15 dakika. Bir buçuk x hızlı seyrettim onu zaten. Ha şu varmış bu varmış şu varmış. Okey. Ee, danışmam gerektiğinde o dakikayı atlayıp neymiş bu kod şöyleymiş falan deyip devam etti. Mesela işte padding değerini sana Apple otomatik veriyor. Hı -hı. Sen kendin custom padding vermiyorsun. Direkt padding deyip o parametreyi verdiğinde iPad'in kendine özel paddingi var. Apple Watch'un var. iPhone'un var vesaire. Standby modun var. Hepsinin e, kendi nas paddingleri var. E, Baya bitti böyle bir versiyon gönderdim. Yani Adem falan da şaşırdı yani, yani ne kadar çabuk oldu diye. Hakikaten e, çok çok keyifli. Bir de şey dikkatimi çekti. Sen onu bilmiyorum fark ettin mi? E, iOS'te eğer app'i widget'tan açarsan app'i kapattığında widget'e doğru küçülüyor. Hı. Eğer app'i konudan açarsan kapatırsan app'i konuda doğru küçülüyor. Eğer Dynamic Island desteği varsa kapattığında Dynamic Island'a zıplıyor. Hmm. <laughs> Böyle bir e, ince detay da var. Biz de widget'ın tasarımını app'in tasarımına benzer yaptık. O zaman sanki app böyle küçülüyormuş gibi oluyor Aynen. yaptığında. Ya işte ee, ben bu tarz detaylara bayılıyorum yani. Hani hakikaten bir kişi oturuyor bunun hakkında düşünüyor ya böyle bir yapsak diye. <gülüyor> <gülüyor> öyle yapıyorlar. Aynen. Aynen. E, yani yeni bir şey ekleyeceğim zaman zaten yani logic kısmını zaten iyi yapabildiğim için hı hı. geri kalan kısmını yapmak o kadar zor olmuyor. Hemen yuvayı çıkartı veriyorsun. Hı hı baya keyifli yani. yani. Hakikaten cefasını biz çektik, sefasını başka sürü demiştim ya. Şimdi artık sen Biraz o istiyorsun? durum var sanki. Yavaş yavaş sefasını sürmeye başladın sen de. Aynen yani. <laughs> biz çok işkence çekiyorduk. Yani şimdi localization falan bunlar müthiş hmm. çalışıyorlar. Ee, epikon Epicon dedim mesela 1024'e 1024'lük bir Epicon koyuyorsun. Hepsini kendi scale ediyor. Aynen. Aynen. SF Symbols kullanıyorsun. SF Symbols'da animasyonlu semboller falan var. Muazzam. Adem tasarlamıştı ikonlar. SF Symbols'a baktı dedi ki, ya bununla uğraşılır mı direkt SF Symbols'ı bas geç. Aynen. Ee, ya ben hakikaten yani onda dördüm beşi ne çıktı SF Symbols'ın? Ee, beşi çıktı. Ee, orada da mesela ya ben o kadar çok ikon var ki ben bazıları var ama hala eksik olanlar. Bilmiyorum Apple'a yazsam mı feedback şeyine diye. Her sene ee, bir birkaç bin ekliyorlar. Bu ya şey ben şimdi gene bir tane işte MapKit kullanarak bu sefer MapKit'in yenisi çıktı. Ben ben de mesela senin dediğin şeyin aynısını yapıyorum abi biliyor musun? WWDC videosunu anla, açıyorum. Yani o videolar nasıl diyeyim sadece böyle anlatıp geçelim böyle yeni bir şey değil. Hakikaten yani sana bir demo yapıyorlar. Ben gidiyorum abi açıyorum ilgili dakikasını işte MapKit'den yeni ne var? MapKit'te işte şeyi Pin nasıl eklersin, web kitte işte arama nasıl yapılır, hı hı. lokasyon araması falan filan. Bunların gidiyorum abi, tam o şeyini buluyorum, dakkasını buluyorum, açıyorum X kodu da şey, bir ekranda şey, video bir ekranda X bir de o videolarda bilmiyorum sen fark ettin mi? Videodan kopyala yapıştır yapabiliyorsun. Evet. Yani ben ben gidiyorum bakıyorum orada 3, işte. Aynen. 3-4 satır orada bir kod var mesela. Şimdi sen gidip normalde onu yazman gerekiyor. Oturup yazmak yerine gidiyorum videonun üzerinde mouse'la seçiyorum onu. Kopyala yapıştır Hı -hı. yapıyorum. Çat diye aynı özellik işte bende de olmuş oluyor. Ben de bu şekilde geliştirme yapıyorum ama işte tabii benim yavaş geliştiriyor olma ne derim şey logic kısmı e, ben, Hı -hı. ben biraz işte, işte Swift'e hakim değilim işte e, ne bileyim state handle'ı biraz daha farklı falan filan böyle bu tarz şeyler aşina olmadığımdan dolayı yuayı mesela ya ben mesela şeyden daha hızlı UI çıkartıyorum. HTML CSS oranda Swift'te mesela çok daha hızlı. Hala mesela işte bir şeyler ortalama falan filan Swift'te inanılmaz kolay. Spacer falan kullanarak çok inanılmaz bir şekilde istediğin elementi istediğin noktaya çekebiliyorsun. <laughs> Bugün ama işte hala HTML CSS'de ve React Native'de falan ben çok sıkıntı yaşıyorum o konuda. Umarım işte şeyi de öğrenebilsem yavaş yavaş daha bu logikleri falan yazmaya. Çünkü şeyler benim hoşuma gidiyor abi. Yani sen e, çok daha böyle biraz daha limitli çalışıyorsun. İşte memori limitin oluyor. E, ondan sonra cem işte mesela Apple'ın çeşitli API'lerini kullanıyorsan falan orada link yapıyor Apple. Yani işte bir anda mesela 60 tane istek atamıyorsun ya da işte widget de mesela sana diyor ki e, sen sadece bunu işte ben sana günlük 100 tane hak veriyorum 100, 100 kere update edebilirsin. Sen bu update'in işte mesela senin için önemli olan kısa atıyorum. Ezanın belki işte 5 dakika 10 dakika öncesi falan ya da işte sen dersin ki 10 dakikada bir update falan. Bu tarz Şunu şeylere kafa. Zaten. Aynen bu tarz şeylere kafa yorman gerekiyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Çünkü öteki türlü Sky is the limit yani istediğin şekilde yapıyorum. O yüzden yani hani biz bu boyutlar falan o kadar o yüzden büyüyor ama böyle ufak limitlerin olması işte sana e, şey sınırlamalar koyması Apple'ın senin biraz daha böyle detayı ya işte ee, şuradaki fonksiyon biraz daha e, şu, Daha optimi, optimizeme Çalışsın işte bir şeylere UI elementi eklerken işte önce şunu ekleyeyim daha sonra şunu Yapayım arka planda işte bazı testlere Falan böyle paralel çalıştırayım falan Çünkü ben mesela işte Ruby'de falan hiç Neredeyse yani çok şey yapmıyorsan e, Şey yapmak Çünkü biraz daha zor nasıl işleri paralel olarak halletmek çok daha zor Böyle hakikaten custom olarak e, Bir şeyler yazıp ee, o şekilde handle etmen gerekiyor business logic'lere. Çünkü bir bir kere request geliyor ya sana o request'e hemen dönmen gerektiğinden e, bir şekilde halletmen gerekiyor. Burada mesela işte bir şeyler render edebildiğin için ya da işte bir lokasyon aradın. O lokasyonların pinlerini mesela map'te göstermek istediğin zaman hani bunlar böyle sırayla yapmana gerek yok. Önce birinci lokasyonu bu, sonra ikinci lokasyonu. Bunların hepsini bir tane task açıyorsun. O da mesela çok kolay. Yani implementasyonu hani task'ın içerisinde otomatik olarak şey oluyor. E, paralel olarak çalışıyor. Yani şey yapmıyor. Yani sıra sıra çalışmıyor. E, <laughs> o, bu tarz şeylere kafa yormak açıkçası benim biraz daha nasıl diyeyim sanki ee, yazılım geliştirme hani asıl yazılım geliştirme dediğimiz şeye biraz daha beni sanki yaklaştırıyormuş gibi geliyor. Hı hı. Ee, diğer şeyler oranla diğer kullandığım diller oranla. Ya tabi Apple çok büyük limitasyonlar koymuyor aslında. E, ee, hem RAM kullanımlarını falan danışmanlık verdiğim zamanlardan biliyorum. E, Sizer zaten burada bahsettik yani 400-500 MB oluyor hepler O yüzden çok büyük bir limitasyon yok. Zaten şey cihazlar çok hızlandığı için artık millet çok şey kasmıyor. Umarım bu daha hızlı çalışsın falan. Tabii, mesela tren yol gibi yerlerde şey demişler. Bizim app 6 saniyede kendine geliyor. Cold start yaptığınız <gülüyor> zaman. <gülüyor> onun da sebebi Dynamic Framework. Çok fazla kullanıyoruz. Apple maksimum 5 tane Dynamic Framework kullanın diye tavsiyede bulunuyor. Ee, Birçok Framework statüye çektikten sonra o 0.7 saniye falan iniyor. Hmm. Açılma süresi 6-7 saniyelerde. Çok büyük optimizasyon yani. Ee, bizim appsattan şey daha açarken de yani Animasyon oynarken yükleniyor. Hı hı. Çünkü yükleyecek hiçbir şey yok yani. Herhangi bir framework de yok. Ee, bu şekilde biraz böyle şey yani bizim epi övmüş gibi oldum ama <laughs> ee, yani oradaki incelikleri anlatmak için söylüyorum. Tabii. Ee, hakikaten şey yani logic tarafı da yine aynı şekilde. Ee, yani şu an çalışıyorum dediğim daha başlamadım notification, reminder işine. Ee, başlasam yarım saat, bir saatlik iş yani. Ya Zaten şeyi bildiğin zaman Swift'in detaylarını ve nasıl bir mimari kurarım bir de Swift UI nasıl çalışıyor çok iyi bilmek lazım. Evet. Ee, ben ona hakikaten mesai harcadım yani. iOS developer değilken bile ya olan bu Swift UI arkada ne yapıyor işte eğitim videosunu falan da biraz aslında öğrenmek için çektim yani. Bak UI yazılmış bir kitap var. O kitaptaki örneklerin aynısını Swift UI üzerine anlatabilir miyim? Ee, kafasına girdim ve anlatılıyor yani. Herhangi bir problem de olmuyor. O da buna tabii şeyi anlattı ama bu Thinking in Swift UI kitabı onu da okuyorum şu an. Aslında biraz okuduklarımıza da girmiş olduk tamam. ama e, ee, yani şeyi çok güzel anlatıyor. Arkada ne dönüyor? Çünkü arkada ne döndüğünü bildiğin zaman kodu da ona göre yazıyorsun. E, ee, mesela şöyle bir örnek vermiş. Diyor ki siz diyor bir tane parametreniz var. Ee, parametre true ise yeşil göstereceksiniz. False ise kırmızı göstereceksiniz. Bir dikdörtgen gibi düşün. Şimdi sen eğer if bilmem mi deyip bir komponent koyup sonra else deyip ayrı bir komponent koyarsan SwiftUI bunu tuple view olarak algılıyor view birden fazla view'un olduğu olabileceği yani opsiyonlarının olduğu bir yapı. Bu sefer ne oluyor? O parametre değiştiğinde aslında e, render tree'den o obje çıkıyor yeni bir obje geliyor. Hı -hı. Ama sen renk parametresini tek bir komponent yapıp da color parametresini sadece bir e, soru işareti iki nokta üst üsteyle bir if, single line if ile yazarsan sonra komponent değişmiyor sadece renk değişiyor. Hı -hı. Bu sefer animasyon yaparken normal animation block'unu kullanıyorsun çünkü bir transition yok. Çünkü transition sadece tree'den kalkıp gelirken. Sen biraz react bildiğin için az çok anlarsın o mantığı. Şimdi e, bu tuple view yapması ve bunun bu, bu şekilde bir etkisi olduğunu bilmek bile e, birçok konuda kafa girmeni engelleyecek bir şey. <laughs> Ulan ben bunu yapıyorum. Niye animasyon oynamıyor falan diye düşünebilirsin. E, e, bunun gibi böyle çok temel konuların nasıl çalıştığını anlatan bir kitap. O yüzden e, bütçeniz varsa satın alabilirsiniz. Yeni versiyonu çıktı. Ee, Yollar, olmayanlar da şirketine istesin ya. Yani e, çok şey değil yani şirket ödesin. Bütün herkes şirket içerisinde paylaşırsın yani kitabı. Bir Süreyya Östevolupur işte varsa şeyi şeye gerek yok yani. <laughs> Bizde genelde öyle oluyordu şirketlerde. Aynen ya yani insana şirketten bir şey isteme çekiniyorlar. Hı. Hmm. Abi yani buna. keyfime değil yani. Ben de hani bir şey öğreneyim. <laughs> e, uygulama da şey olsun ya performansı çalışsın yani. Aynen. E... Hani o kitabı tavsiye ederim. Swift UI ile geliştirmeydi. Ya bak Swift UI doğrudur diye söylemiyorum ama ben bir hobi projesi yapıyorum ve Swift nasıl çalıştığını bildiğim için çok hızlı bir şekilde iş çıkartabiliyorum. Yani bir feature konuştuğumuz zaman Adem'le hemen kafamda onun nasıl yapılabileceğine dair seksen böyle bir şey oluşuyor. Bir düşünce bulutu oluşuyor. Sonra onu zaten yazıyorum oluyor yani. Peki başka o da tabii yılların şey... getirdiği tecrübe yani. hani 13 yıldır iOS yazdığım için. Tabii Hadi bir zahmet olsun yani. Çünkü başka bir şey de yazmadım bu arada 13 senede yani. Hani 2 sene web maceram oldu falan gibi bir durum yok yani. Başka ee, okuduğun kitaplar var mı? Var. Çalınan Dikkat'i okuyorum. Onu da 200. sayfayı geçtim. 270 sayfa falan bir kitap zaten. Açısı e, hani dikkat dağınıklığı, sosyal medya etkisi, işte odaklanamama falan konularıyla ilgili benim blog yazım çok popüler oldu ama yani böyle derli toplu bir, bir kitap istiyorsunuz bu kitap çok iyi biraz popülist bir yazım tarzı var ee, ama bütün konuları güzel bir şekilde değiniyor hatta benim de daha önceden bilmediğim bazı şeyler vardı onları da öğrenmiş oldum ee, ve konuyu çok güzel özetliyor ve neden sorusunu da bence şu ana kadar iyi cevapladı neden odaklanamıyoruz neden insanlar beynini artık ee, nasıl diyeyim e, pelteye çevirmiş e, işte hmm. sosyal medya fiillerinde gezerek falan e, onların tabi bilimsel şeyleri anlatıyor yani bilim adamlarıyla falan konuşup işte şöyle bir araştırma var sonucunda böyle bir şey çıkmış hani başka bir bilim adamına sordum diye mesela o diyor daha farklı bir cevap verdi falan diyor hani biraz orada şey de yapıyor tek tarafı da anlatmıyor e, biraz yorumu sana bırakıyor gibi e, mesela şey çok etkiledi beni YouTube gibi sosyal platformlar şunu fark etmişler. İçerik ne kadar negatifse hmm. insanlar o kadar uzun seyrediyormuş videoları. O yüzden YouTube'un recommendation algoritması sen mesela pozitif bir şey arıyorsun, seyrediyorsun. Bir sonraki tavsiye biraz daha karanlık. Bir sonraki tavsiye biraz daha karanlık. 10. videoda böyle bayağı şey yani depresif. Çok korku <laughs> depresif, korkunç şeyler veriyor çünkü insanların negatif içeriklerde kalma süresi, odaklanma süresi daha uzunmuş. Pozitif içeriklerde hemen bırakıp gidiyorlarmış. Hmm. bunu da bildikleri için bütün sosyal medya feedlerinde hep olumsuz haberler ön plana çıkartılır diyor mesela bazen ben şeyi falan görüyorum işte çocuk işte twitter hesabı açıyor yazılımcı sürekli şikayet ediyor böyle düzenden işte juniorlara davranıştan bilmem ne falan bir bakıyorum hani çok taktığımda değil ama benim kadar takipçisi var ulan ben 15 senedir 16 senedir 17 senedir twitter'dayım neredeyse benim o kadar olmadı mesela ee, ...çok taktığımdan değil tabii tekrardan söyleyeyim de... ...çünkü negatif şeyleri duymayı insanlar seviyorlar... ...kendilerini de çünkü... Ee, ...nasıl diyeyim... Ee, ...yatıştıran bir şey... yani ...negatif şey Hı -hı. işte... ...bunlar böyle, sistem böyle işte o yüzden de... Gazın oluyor ee, ...ben bir şey yapamıyorum falan gibisinden... ...aynen... aynen e, onu mesela tehlikesini güzel anlatmış... Hı. Ee, ...YouTube'da da var o, ya öyle bazı... ...teknoloji, editörleri... ...zam var şu olacak, işte. bu olmayacak. Hiçbir evet. zaman alamayacağız. Buna da zam geliyor. internet kötüleşiyor. Hep. Ben bu hayatta hiçbir YouTuber'a güvenmem. Güvenmemin <laughs> sebebi de bu adamlar bütün videolarının neyin tutacağını ve neyin daha çok seyredeceğine bakarak yapıyorlar. Aynen. Ya bir insan kendini affedersin yani palyaço gibi şaşırmış bir şekilde kavura koyar mı ya? Ya insanın bir ağırlığı olur yani. Tamam. Ama işte o algoritmada ön plana çıkartıyor diye sıfır daha fazla sevilmek ve daha fazla para kazanmak için bunu yapıyorlar. Bu bana doğru gelmiyor. Samimi de gelmiyor. Kesinlikle. Ee, hani o yüzden de sürekli zam haberleri falan yapın. Tamam zam haberleri tabii ki de yapılsın da. Yani karalar bağlamanızı isteyen bir big tek şeyi var. Öbeği var yani. Onu da bilmenizde fayda var. Ee, bu Tristan Harris var. Ee, neydi? Great Disconnect neydi şeyin ismi? bir tane Netflix belgeseli vardı ya, ismi. Bir anda aklıma gelmedi. Aa. Nottum. Social yani. Dilemma. Aynen aynen. Social, 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 dilenme. social dilenme. Oradaki işte Google'daki o etik kurulunun başındaki çocuk sonradan zaten şutluyorlar çocuğu da. Hmm. Ee, onunla falan da çok sık konuşmuş. İşte Mihaly Çiğsel Mihai var. Şey, bu Flow kitabını yazan adam. İşte insanlar niye Flow'a giriyorlar vesaire. Hani aslında birçok okuyabileceğim bu konuyla odaklanmayla ilgili kitabı adam çok güzel bir şekilde derleyip vermiş sana. O yüzden hani bir tek bir kitap okumak istiyorsanız bunu tavsiye ederim. Ee, Johan Hari'nin Çalınan Dikkat diye ee, şu ana kadar da güzel gidiyor. Bakalım ee, daha çok fazla konu var ama hani çok detaylı anlatmayacağım. Belki başka bir ya da sen okursan şey yaparız. Ha, ben de şeyi bahsedeyim okudum. Kitabı ben Down of Everything'e okumaya devam ediyorum bizim David Graeber'dan. Yani ben hakikaten ya yani son yıllarda okuduğum en iyi kitap olabilir. <laughs> çok fazla şey öğren öğreniyorum hala özellikle şimdi şeyin anılarından misyonerlerin anılarından artık zamanında arkeolojik çalışma yapıp çeşitli farklı detaylara değinen ama ilgi çekmeyen kimse tarafından hani konuşulmayan konuları tekrardan gün ışığına çıkartıyor ee, hı hı. Okuduğum bölümlerde ben 200 sayfaya falan geldim. Hakikaten kitap böyle akıyor gidiyor. Hı hı. Ee, çok farklı şeyler görüyorsun. Mesela işte e, bizden böyle 2000-5000 yıl önce yaşayan insanların da entelektüel anlamda, teknolojik gelişme anlamında bizimle aynı olmayabilirler ama entelektüel anlamda bizimle aynı seviyede olduklarını söylüyor. Ee, daha sonra işte bir, 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 işte her dünyanın işte her yerinde yaşayan farklı farklı insan gruplarının aslında farklı şekilde bir yaşam tarzlarının olduğunu yani böyle her bütün insan grupları böyle tek bir işte şu anda mesela atıyorum demokrasi var işte çoğu ülke demokrasiyle üretiyor bazıları monarşiyle yönetiliyor ya da işte komünizme falan 4-5 çeşitken orada böyle herkesin çok farklı çeşitli sistemlerinin olduğunu görüyorsun işte bazıları mesela işte köleliği hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani savaşlarda mesela rehin olarak alıyorlar ama onları hiçbir şekilde köle olarak kullanmıyorlar. Tekrardan işte çeşitli takaslarla o insanları geri veriyorlar ama bazı şeylerde bazı kabileler mesela işte şeyi araştırıyor. Kaliforniya'da yaşayan kabilelerle işte daha işte Kuzeyde Kanada'da ee, yaşayan e, kabileleri falan karşılaştırıyor orada mesela görüyorsun bir kabile işte köleliği şey yapıyorken orada mesela şeyde yavaş yavaş kas sistemi de şey yapabiliyor böyle e, şefler falan ortaya çıkıyor kendilerini daha böyle aristokrasi falan ortaya çıkıyor kendilerini böyle üstün gören insanlar <laughs> diyor. öteki grup insanlarda falan böyle hiçbir şekilde bunu göremiyorsun ya da işte şeyleri de görebiliyorsun yani. İnsanlar genelde şey olarak düşünüyorlar ya işte avcı toplayıcılar var. Ondan sonra bunlar bir aradan karar veriyorlar artık tarıma geçiyorlar falan şeklinde düşünülüyorken adam diyor ki yani bu tarz insanlar zaten biliyorlardı yani hani tarımı yapmayı bilmelerine rağmen bazı grup insan şeyler kabileler işte grup insanlar şey yapmıyorlardı tarımla uğraşmıyorlardı çünkü tarımla uğraşmak çok fazla zaman gerektirdiğinden dolayı ve ee, nasıl diyeyim bizim şu andaki gibi bir nüfus olmadığından dolayı zaten avcı ve toplayıcılık yaparak ihtiyaçları olan şeyleri karşılaya besinlere karşılayabiliyorlar işte bir işte Kaliforniya'dakiler diyor balıkçılıkla uğraşıyorlardı balık sürekli Hı. var diyor yani gidip bu insanların tarımla uğraşması için bir nedenleri yoktu şey değil diyor yani bu insanlar isterlerse tarım yapabiliyorlardı özellikle mesela işte Hı. balın çeşitli... yanına salata iyi gider çünkü de <laughs> dini dini ayinler için falan mesela böyle çeşitli ne, ne, nasıl diyeyim çeşitli işte meyveler mi de, çeşitli baharatlar vesaire falan kullanılması gereken işte tütsüler falan diyeyim bu tarz şeyler yapılması için buna özel tarım yapıyorlarmış. Ee, ama işte gidip de şunları da yetiştirelim falan gibisinden şeylerle uğraşmıyorlarmış. İşte gidip çam ağaçlarındaki şeylere fıstıkları falan e, yiyerek beslenenler vesaire falan farklı farklı gruplar varmış. Hani bu tarz şeyleri öğrenmek aslında böyle nasıl diyeyim böyle tek bir ağızdan çıkma böyle çok basitleştirilmiş bir insanlık tarihinden ziyade aslında çok fazla çok çeşitli ve her grubun farklı farklı yöntemleri tercih ettiğini görüyorsun ama işte hep şeye üzülüyorsun ya bu grubun insanlar artık yok işte çünkü niye işte şeyden sonra işte coğrafi keşiflerden sonra bu yerlilerin ne yazık ki işte Amerikan yerler işte işte Kuzey Amerika'daki yerler, Güney Amerika'daki yerler, ya da işte Avustralya'daki yerler vesaire. Bunların artık hiçbir şekilde şeyini görmüyorsun, izini görmüyorsun. O biraz aslında üzücü. Kitapta şey de değiniyor, göbekli tepeye de değiniyor. Çünkü o da hı hı. insanlık tarihi için çok önemli bir yapı taşı. Hı hı. Çünkü oradaki işte gene mantık işte nasıl böyle bir grup insan ...bir şekilde organize olarak böyle bir yapı ortaya çıkartıyorlar. Yani niye bunu yapıyorlar? Şehir var ya bayağı. Aynen yani buradaki aslında hani şey sistem orada biraz da sorguladığı şey... ...işte orada mesela Amerika'daki bazı şeylere de yer veriyorlar. İşte böyle amfitiyat, amfit gibi bir yer yapmışlar mesela çok eski yıllarda. Hı hı hı. Ama işte nasıl insanları ikna ediyorsun da sen yapıyorsun. Çünkü bunu hani şey değil... Köleler yapıp işte atıyorum piramitlerin yapılması gibi bir olay değil. Sen hakikaten bir şekilde topluca eşit bir şekilde birlikte karar veriyorsun. Gelin böyle bir şey yapalım diye şey yapıyorsun. Ve bunu yaparken de aslında oradaki problem şu. Sen avcı toplayıcısın ama bir süre aynı yerde kalman gerekiyor. Onun inşaatını bitirebilmek için değil mi? Yani bu tarz <laughs> soruları aslında cevaplamaya çalışıyorlar. Göbekli Tepe'ye muhtemelen tekrar tekrar değinecek ileriki bölümleyenlerde. Ben onu anladım. Ee, o da benim e, ayrıca hoşuma giden bir kısmı oldu ama işte bu tarz böyle e, işte niye bu insanlar ortaya bir şeyler çıkartabiliyorlar ya da işte nasıl bir geçiş sürecinde oluyorlar e, işte tarım geçiş süreci ya da işte nasıl bir kas sistemi ortaya çıkıyor ya da işte şey görüyorsun yani insanlar e, tarıma geçmek istemiyorlar çünkü adam diyor ki ya diyor, ben avcı toplayıcıyım günde maksimum 2 saat 4 saat çalışıyorum abi yani şey yok. Ee, iş yok yani hani. Çünkü tarıma geçince senin sürekli bir şeylerle uğraşman gerekiyor. O tarımla ilgilenmen gerekiyor. Ne bileyim işte yabancı otları ayırtlaman gerekiyor falan filan. Sürekli bir maintenance var. Bir bakımla uğraşman gerekiyorken hı hı. avcılık toplayıcılıkta öyle bir şey yok. Şeyler üzümler nerede biliyorsun. Çilek nerede biliyorsun. Şeyler e, kuru nerede biliyorsun. Gidiyorsun abi topluyorsun yiyorsun bitti yani hani şey yok yani bu kadar. Bu da bu, bu yüzden dolayı da şey olmuyor yani orta adamı biraz da sorgulamak istedim nasıl bir aristokrasi ortaya çıkıyorken orada aslında şey diyor mesela o benim o ilgimi çekti sur, surplus olması. Yani bir şeyin e, olması gereken ya da ihtiyacına fazla ürettiğin an Haliyle sen daha böyle... E, ticaret işine giriyorsun. Ticaret işine giriyorsun. Daha böyle kapitalistik bir sistemin içerisine girmeye başlıyorsun. O i̇htiyacından fazla olan bir şey olduğunca. Ya da işte şeyden bahsediyor mesela. O da benim çok ilgimi çekti. İşte bu şeyler böyle e, coğrafi keşifler sırasında Avustralya'ya giden de, insanlarda bir şey yok böyle. E, oradaki yerlerde sahiplik olayı yok. İşte şey yok yani işte ya işte şu toprak benim, bu toprak benim gibi bir olay yok. Çünkü av, avcı toplayıcı sürekli geziyorlar yani hani şeylerde. Ama işte orada hani e, bu coğrafi keşifleri yapan insanların bir anda işte şeye Avustralya'ya gidip ya işte artık bu toprak bizim deyip onu sahipleniyor olması şeyler algılayamıyor. Ne demek yani? Ne demek senin? Hani nasıl senin olabilir? Hani doğadan <laughs> olan bir şey yok. bu. Yani hani yerlerde öyle bir sistem yok çünkü. Böyle olunca da şeyi görüyorsun yani aslında bu işte kas sistemlerin nasıl yavaş yavaş ortaya çıkın işte sahipliğin ortaya çıkması ya da işte insanlar köleyi alınca ne oluyor benim o zaman bir kölem oluyor kölem olunca işte birincisi tabi o köleyi beslemem gerekiyor hayatta kalması gerekiyor ki çalışsın çalışınca da ne oluyor sen bu sefer çalışmıyorsun sen bu sefer çalışmayınca atıyorum iki kölen olunca üç kölen olunca sen aslında ihtiyacın olanından çok daha fazlasın çünkü o köleye de hani ürettiği kadar değil ihtiyacı o kadar o könenin geç kadar toplam. Aynen karın toplanabilir ama o fazlalığı sen alıyorsun ee, o zaman da ne oluyor sen sınıfsal olarak daha üst üste çıkıyorsun Hani bu tarz böyle hani e, nasıl diyeyim daha derin derinlerine inerek böyle ideolojilerden ziyade Hani e, işte insanlar böyle bir şey inandı bundan ziyade işte sistematik olarak bu sist, e, kas sistemleri işte günümüzde sınıfsal sistemler nasıl ortaya çıktı Hani bunları açıklayabiliyor olması e, beni çok yani şaşırttı bir sürü şey öğrendim çünkü e, bu şeyden ve insanların hani e, Eski zamanlarda nasıl yaşadıklarını işte alışverişlerini nasıl yaptıklarını ticaretlerini nasıl yaptıklarını işte Para yerine işte farklı böyle e, Deniz taşları vesaire hani bu tarz şeyler kullanarak aslında takaslar yaptıklarını Biliyor olmak e, işte Ya da işte çeşitli böyle e, Nasıl diyeyim işte böyle piramit benzeri tabi ondan daha basit işte yapılar ortaya koymaları çünkü bahsediyor orada bir şey açıyorum bakıyorum ben falan böyle hala var mesela o yapı işte böyle çok şey Amerika'nın bir köyünde falan böyle orada şey yapabiliyorsun görebiliyorsun işte Göbekli Tepe gibi değil mi yani Göbekli Tepe'de merkezde bir yerde değil böyle şehrin bir bayağı ucu bucağı olmayan insanların yaşamadığı bir yerde ama bir bakıyorsun ki zamanında işte orada bir, bir, bir topluluk bir grup insan yaşamışlar çok önemli değerler Umarım yani kitap bu şekilde devam eder. Dediğim gibi yani benim son birkaç yılda okuduğum en iyi kitap olabilir bu anlamda. Çünkü çok fazla şey öğretiyor sana. Bir bilgi daha yüklüyor. önce. Aynen çok bilgi yüklü ve daha önce bildiğin şeylere sana doğrusunu anlatmaya çalışıyor. Şey de demiyor yani bunları dediği yanlıştır da demiyor. Ona sen karar verebiliyorsun çünkü orada hiçbir zaman şey olarak bir karara vermiyor. Ama diyor bakın böyle 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 bu insan gidip bu teze ortaya atmıştı. Ama şuradan görülüyor ki işte şu kişinin yaptığı araştırma işte arkeolojik çalışmalarda bu tarz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hani sen o zaman anlıyorsun. Demek ki yani onun dediği çek şey tek bir doğru değilmiş. Demek ki işte Kaliforniya'da yaşayan yerliler de bu şekilde yaşıyormuş Hı -hı. şeklinde çıkarımlar yapabiliyorsun. E, meraklıları kesinlikle okusun. Yani şeye daha anlayabiliyorum. Emrah Safa Yurkan'ın neden kıskandığını. Anlıyorsun. Ne? <laughs> gerçekten çok <laughs> ilginç bir konu. İnanılmaz yani size, ilginç bir konu. Yani bu mülk sahibi alamama konusu mesela Ursula Le Guin'de Muhtemelen topluluklardan falan için mülksüzlerde bir kitap var ya. Hmm. E, Baba Santa Blockchain Ursa Leguin'in muhtemelen oralardan zaten oralardan çok beslendiği belli. E, yani güzel tabii ki. Ben de merak ediyorum. E, çok fazla kitaplar okuyacak. Artık nasıl yapacağız onu da bilmiyorum yani. Aynen. aynen Vallahi um, ben artık çok yani. Çok doldu. Almıyorum artık zaten kitap ya benim almam gereken böyle sepette var böyle bir 10 kitap daha var ama yani hakikaten bitsin diye uğraşıyorum elimdeki kitaplar. Ya yani bu kitabı <laughs> da ben yani günde bir saat falan okuyabiliyorum çünkü işte Almanca kursum var ben işten sonra hemen Almanca kursuna gidiyorum 3 saatlik eve gelince saat 10 oluyor. İşte üstünü değiştir falan filan derken işte 12'de de yaptığım için böyle bir saatlik bir zamanım falan kalıyor. Çok fazla okuyamıyorum ama hakikaten yani. Ya yani şu kitabı böyle ee, daha da çok okumak istiyorum ama yani şey oluyor artık yani yorgunduktan uykum geliyor bir de hakikaten Hı -hı. 12 olunca hemen kapatıyorum kitabı ee, düşüp uyuyorum. Benim rahli ihtiyacım olduğu için. <laughs> Aynen kalın. Ya yatıp uyuyamam. Aynen ya abi yani keşke keşke yani böyle biraz daha şeyim olsa, zamanım olsa, bir de enerjim olsa da e, şu kitaplara daha çok okuyabilsem ve yazabilsem artık biraz da ona da şey yapıyorum yani okuduktan sonra e, haklarında bu kitapların hakkında belki en kötü işte bu yıl okuduğum en iyi kitaplar şeklinde bir e, seri en azından yazabilmek istiyorum yani ve bu kitap hmm. da orada mesela yani kesinlikle e, en başta yerini alacak bir kitap e, şey de işte şimdi bu kitabı okuyunca şimdi ben diğer kitaplarına merak ediyorum adamın <laughs> bir de gidip onları almak gerekiyor onları da okumak gerekiyor. Ufak e, kısa kitapları falan var bende de var bir iki tane Türkçe çevrilmiş. Hmm. bulunca almıştım yani. Daha hiç e, kısmet olmadı David Graeber kitap okumak. Başlarız inşallah bir ara. İnşallah. Bakalım şimdi Christmas şey geliyor, tatili geliyor. Ee, oraya ben genel genelde öyle yapayım. İzinlerle Christmas tatilini birleştiriyorum. Orada böyle belki bir iki haftalık bir tatil şeyim olabilir. O sıra bayağı bir e, kitap bitirebilirim diye düşünüyorum. Umut ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, eyvallah. Ee, tabii bu eski medeniyetlerin işte nasıl olduğunu bilmeme konusuna gelince ben de benzer bir konudan bahsedeceğim. Assassin's Creed Mirage'dan geçen hafta geçen bölümde hmm. bahsetmiştik biraz. Ben şu an arada 12-13 saat oldu e, toplamda oynadığım süre. E, ve oyun satın aldım yani. gibi Ubisoft Plus'la oynuyordum. E, subscription oynuyordum. Gittim böyle Deluxe Edition'a verdim parayı aldım. 1000 lira mı böyle bir fiyatı var. Onun da sebebi şu. Birincisi <laughs> Abbasiler dönemi Bağdat hani bence çok güzel bir setting. Ee, tam böyle şeyi seçmişler yani İslam'ın böyle zirvede olduğu bilimde işte fende falan çok iyi oldu tıpta çok iyi olduğu bir zamanı seçmişler ve e, yani bunu oynarken şeyi diyorum yani bunu kesinlikle batılı bir ekip geliştirmiş olamaz hmm. çünkü çok hakikaten detaylı ve hassas konular anlatıyorlar İşte e, rakamların bulunuşu işte dünyanın yuvarlak olmasının bulunuşu işte tıpta yapılan şeyler vesaire böyle güzel kodek sayfaları buluyorsun oyunun içerisinde Tek tek anlatıyor. İşte e, Harizmi falan vardı, diyor. işte e, İbn Sina vardı diyor vesaire vesaire. İbn Sina var mıydı o zaman çok da hatırlamıyorum gerçi. Neyse Ali Baba ve Kırk Haramiler diye bir görev var ekstra hmm. e, şehrin dışında geçiyor. Aynı açılı Susam açılı mezunları e, böyle şey çok hoşuma gitti. Müzikler çok iyi. Görsel olarak takipten böyle şey yani hani 700 oryantalle şey yapmışlar abi böyle upbeat mi deniyor ona böyle hmm. Bass kickler falan var. Çünkü wow. biraz Assassin's Creed'in bir de fütüristik tarafı var ya bir makineyle gidiyorsun geçmişe falan. Ee, gerçi bu galiba makineyle olan kısmı hiç anlatmıyor çünkü biz orijinal bir karakteri oynuyoruz. Basevi oynuyoruz. Ama tabii sonunda falan değişirse bilemem. Ee, tam böyle zaten şey Haşhaşilerin daha böyle ilk zamanı gibi. Hmm. Ee, şeyde daha, Haçlılar da daha yeni yeni işte komplolar falan yapmaya başlıyor. Hatta işte bilmem Assassin's Creed'in hikayesini biliyor musunuz da çok güzeldir hikayesi Assassin's Creed'in aslında. Bir Haçlılarla Haşhaşiler arasında bir Binlerce yıldır süren bir savaş var aslında. Bir çekişme var. Ve e, teoriye göre işte Adem'le Havva aslında cennetten e, Apple of Eden dedikleri işte cennet elması dedikleri böyle çok güçlü objeler kaçırıyorlar dünyaya giderken. Hmm. Ve onu dünyanın farklı yerlerine saklıyorlar. işte bu objeleri bulmaya çalışıyor aslında iki tarafta. E, nerede olduklarını bulmaya çalışıyorlar. Çünkü onlara sahip olan dünyaya hükmedebiliyor gibi bir durum var. E, böyle işte karşılıklı çekişmeler var. Bence İlk oyuna itibaren zaten kurmuşlardı bu senaryoyu ve hikayeyi. Ee, tabii ya suyu çıktı yani. 20 tane falan oyunu var şu ana kadar. Ama e, ya bu son şeyi sevdim. Sonra baktım. Gerçekten Müslüman bir ekip yapıyormuş bu arada. Ee, Ubisoft'un Bordo Stüdyosu küçük bir stüdyo. Onlara vermişler bu projeyi. Çoğu da böyle şeymiş. Tunuslu, Cezayirli, Faslı falan insanlarmış. Hmm. E, belli zaten yani. E, bir batılı böyle mesela Osmanlı'da geçen bir oyun yapmışlardı. Galata düz yani. Galata'da yokuş yok. Sürekli düz böyle yürüyorsun ova gibi Galata. Yani hiç mi yani gelip bakmışlar burada tabii de. İyi notalamamışlar demek ki yani. Hmm, çalışmamışlar. Oyun da fena değildi hikaye olarak da. Yine de e, çok dikkatli değildi. Bunda hakikaten dikkat edilmiş şeyi falan çok güzel görüyorsun. O dönemde öyle bir şehirde yaşamak nasıldı yani o şeyi güzel veriyor. Tabii oyunun motoru çok eski bir motor Anvil Engine. Valhalla'da da aynı motoru kullanmışlar. Onun tabii artık yaşı belli oluyor. Bazı glitchler, glitchler falan ufak tefek şeyler oluyor. Ama yani onun üzerinden 9 şu ana kadar pu puanım. Bakalım bitince nasıl olacak. Ben çok sevdim ama settingi sevdiğim için sevdim yani. Bir de eski tip Assassin's Creed. Hani başı belli, sonu belli yapacağın görevler belli az çok. Hani böyle devasa bir açık dünya verip hadi atını koştur istediğin yere git falan demiyor. O yüzden de Keyif alarak oynuyorum. Hatta yani beni sürekli çekiyor oyun Akşam olsa da hani... Otursan da biraz Assassin's Creed oynasam diyorum yani. Hmm, Ki uzun zamanları olmamıştı ya. Assassin's Creed için <laughs> bana. Aynen. <laughs> Aynen. Ee, onun dışında zaten ekstra bir şey yok. Bir de Jusant diye bir oyun oynadım. Ee, bir anda oyunlara geçtik gerçi şey ama. Jusant da bir dağ tırmanma oyunu aslında. Bir indie oyun. Grafikleri, müzikleri yine yani çok güzel. Çok tatlı. Eskiden Journey vardı PlayStation'da. Ona benziyor biraz. Şey olarak... E, tema olarak diyelim. Müzik şey olarak. E, ve aslında böyle bir şeyin yamacından yukarıya doğru dimdik böyle tırmanıyorsunuz. İşte dağın içine oyulmuş böyle küçük minik kasabalar, şehirler falan var ama insanlar yok. Hiç, hiç insan yok yani. Terk edilmiş. İşte onları niye terk etmiş? Onları falan bulmaya çalışıyorsun. Bir kuraklık falan olmuş gibi bir hikayesi var. İşte bakalım son artık şey diyeyim ona da. Son chapter'dayım. 2 buçuk saatlik bir oyuna bu arada. İşte i̇nternetten YouTube'dan baktım. Walkthrough'ları şey yani iki buçuk saatte bitiriyorlar oyunu. Hı -hı. o da arada yakında biter yani o da çocuk da çok keyifli oldu çünkü herhangi bir şiddet vesaire de yok ee, Bayağı hoş yani onda Jusant Game Pass var onu da aitten böyle tavsiye edeyim süper sen şimdi şeyden bahsettim biraz İslam coğrafyası vesaire o o to 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 konulara girdim ben de e, Lawrence of Arabia çok Hı -hı. uzun zaman iz izlemek istiyordum 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 Artık ne oldu bir an bir şey oldu yani izleyeyim artık yani bir hafta sonu e, şey, film izleyesim geldi. Yani yeni filmlerde bir, çok bir cacık olmadığından dolayı ya dedim ben Lawrence of Arabia'yı seyredeyim dedim. Arabistanlı Lawrence e, diye e, çevrilmiş. Gerçekten yani 3 yani saatlik 3 saatten fazla bir 3 saatlik bir film. Belki biraz fazla olabilir 3 saatten hani o tarihini ben bilmiyordum açıkçası. Hani orada bahsedilen olayları, işte Arap coğrafyasının nasıl şekillendiği, nasıl birlik haline geldiklerini vesaire. Çok benim hakim olduğum bir konu değildi. İngilizler gene orada dünyayı şekillendirme skilllerini gene göstermişler sağ olsunlar. Tabii birileri ayaklandırıyorlar. Aynen. Tabii oradaki, karşıdaki taram taraf Türkler olduğundan dolayı Aynen. Ee, orada çok fazla şeye değiniyorlar. İlginç ee, ilginç bir film. Biraz ben şey olarak mesela işte uzun filmlerden konuştuk ya bayağı önceki bölümlerde de. Burada mesela sanki biraz gereksiz uzunmuş gibi hissettim. Eskiden o da Eski şundan filmin dolayı... pace'i daha yavaştı. Aynen. O da ondan dolayı da olabilir. Tabii ki ben şey yapmamak lazım. Hani dönemine göre yargılamak lazım filmi de. Ben çünkü hani kaç yılında çekilmiş filmi şu an seyrediyorum. Ee, ama işte günümüzdekiler karşılaştırınca işte Hani şey develerin koşuşunu sürekli şey yapıyorsun, seyrediyorsun. Bir yerlerden bir yere gidiyorlar çünkü o Araplar işte sürekli Hı -hı. farklı şehirleri işgal ediyorlar. Lauren sayesinde onları böyle sürekli uzun uzun görüyorsun. Tamam yani mesela işte hani farklı yerde olsa anlarım da yani sürekli çöldesin abi. <laughs> Çölde de farklı bir şey yok ne yazık ki. Hani kum bu tek o var. Bir de ben mesela şeyi anlamadım abi yani burada çünkü hep şu şey meselesi var ya Avrupa'da işte ya Türkler develere biniyor şey var ya ben mesela işte bu nereden yayılmış onu anlamadım. Çünkü hani mesela bu filme bile bakınca filmde mesela işte orda, filmdeki Türkler hep atlarla seyahat ediyorlar İşte trenle at taşıyorlar kendilerine hep atlar var Araplarda sadece şey var deve var de Araplar develerle gidip geliyorlar vesaire falan. Ee, o şey nereden çıkmış onu anlamadım yani hani şu filmi bile seyretsen aslında görüyorsun yani hani bizim develerle çok fazla işimizin olmadığını <laughs> daha çok atlarla hani e, işleri hallettiğimizi e, çünkü yani çok bilinen popüler bir filmin aslında hani bunu seyrettiysen onu biliyor olman gerekir diye düşünüyorum kesin ama oyunculuk falan çok güzel hikaye biraz tabii ki Lawrence açısından üzücü ama abimiz baya yani e, biraz şey olarak sanki nasıl diyeyim ne derler. Ee, böyle hayali olan bir insan yani işte Arapları Hı. birleştirelim hani bir şey olsun. Millet ortaya çıkartmaya çalışıyor aslında. Onun yapmaya çalıştığı şey Arap şey olsun diye uğraşıyor. Ee, şeylerden ziyade niye kendi işlerine geliyordur diye herhalde İyice şey lazım çünkü. E, aynen aynen tabii tabii ama ama işte yani şeyi nasıl diyeyim işte böyle bir hayali var adamın hani böyle şey yapmak zorunda var. ve hani işin garibi yani hani bu hayali şeye inandırmaya çalışıyor. Yani Araplara inandırmaya çalışıyor aslında. Onlar da hani şeyi de bilmiyordum ya bu kadar böyle çok farklı kabilelerden oluşan hı hı. grup şeylermiş ama ve birbirlerinden de şeyler çok haset etmeyenler yani birbirlerinin şeyinden bile içince e, kuyusundan e, su içince bile e, birbirlerini öldürüyorlar. Yani o derece birbirlerine düşman kabilelermiş. Hani bu tarz şeyler benim çok bilmediğim şeylerden. Orta Doğu, coğrafyası ile ilgili e, çok fazla tarih bilgim yok. E, onu, onu, onu öğrenmek işte oradaki e, işte zamanda biz de, biz işte Osmanlı'nın olduğu toprakların nasıl işte kaybedildiğini hani görmek açısından güzel bir film olmuş. Ama dediğim ki biraz yani şey olarak uzun geldi. Yani böyle bir oturuşta bitiremedim. En azından bir hmm. şey yapabilirim yani. Oturup bitiremedim. Daha sonra tekrar 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 kaldığım yerden devam ederek izledim. Çünkü yani <laughs> çünkü dediğim gibi ya yani bir şehri işgal ediyorlar. Sonra başka şehre gidiyorlar. Sonra başka şehre gidiyorlar, başka şehre gidiyorlar ve o geçişler sürekli hep benzer oluyor yani. Hani hmm. Develerle üzerinden gidip işgal ediyorlar falan. Lawrence, Arabistan Lawrence bir gün Sudan'da bir falcıya gidiyor. Falcı bunun falına bakın. Çok meşhur falcı. Hmm. Afrika zaten şey yani mistik falan bir yer. Diyor ki senin diyor, ölümün diye bir çocuğun yüzünden olacak diyor. Adam diyor Allah Allah ne çocuğu vesaire. Sonra abi motosikletle giderken önüne bir çocuk çıkıyor. Ona çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Ağaca giriyor. O zaman kask yokmuş. Hmm. Motosiklet kaskı. Orada ölüyor. Yani sudanlı falcı bildi. E, fala inanmama falsızda kalma diye bir laf var. Peki. Desteklemedim <laughs> Film, bir laf ama. Filmin başında da zaten o olayla başlıyor filmde. Ha öyle mi? Ha, ben seyretmedim aynen. film o yüzden bilmiyorum. Aynen. Filmde tam olarak öyle başlıyor. Şey de değil yani. Spoiler da değil. <laughs> Anladım. Bayağı en ben filmde olduğunu bilmiyordum. Göstertiyor aynen. Ya çok fazla takmıyorlar adamı tabii de adamın sonra başarısını gösterteyince. Yani işte çok şey. Yani burada bu yani bayağı bildiğin yani adamın kendi inisiyatifi. Yani bu Arapları birlik haline getirelim böyle böyle yapalım falan. Kendi tamamıyla kendi inisiyatifi. Ee, o yüzden daha sonra çok iyi bir şekilde anılıyor bir insan şey değil yani İngilizler ya bakın böyle böyle ama böyle işte falan, ortadoğu hala karışık yapalım, onun yüzünden. Falan. E tab ortadoğu'nun tabii ki yani şey olarak abi çok basit. Ee, dünya haritasına bakıp çizgilerle sınırları belirlenmiş ülkelere bakarsan bunların evet. <laughs> evet. gelelim aynen bunların genelinin e, ne yazık ki yerinde e, karışık olduğunu görürsün. Bizim ülke içinde aslında özellikle güneydoğu tarafındaki işlerin sıkıntılı olmasının nedeni de gene benzer şekilde bizim bir sakın milli sınırlarını tam olarak şey yapamamız, e, alamamız. alamamamız. E, Musul vesaire gibi şeylerin yerleşim birimlerin dahil olmasının dolayı ortaya çıkan sınır şeyler var sıkıntılar var ama işte e, genel o, o, zaman İngilizler karar verdi hani sınırların neredeyse belki tüm dünyada e, mecburen o sınırlarla birlikte yaşamaya devam ediyoruz o sınırlarda sorunlarını getiriyor ne yazık günümüzde daha hala bir sürü yaşanan olaylar var ee, bilmiyorum abi. sen izlediğin şeyler var mıydı? Ted Lasso istediğin. ikinci sezonuna geçtim. İkinci sezonu seyrediyorum. Vallahi o kadar abarttıkları kadar iyi bir dizi değil bence. Özellikle ikinci sezonu artık e, şey gibi Umut Sarıkaya gibi sürekli tespit yapmaya çalışıyor Ted Lasso. Bilmem neye benziyor. Konserdeki bilmem neye benziyor falan diye. Ha. Hep böyle ama bir, orada şeyleri, hep bir şeyleri fail. Bir şeyleri Epic fail. Kimse anlamıyor çünkü. Ha, <laughs> aynen. Aynen ama için. işte <laughs> o artık çok fazla yaptığı için bir noktadan sonra şey oldu. Yani i̇lk sezonda adamın işte iyimserliği, takıma yaklaşım falanları daha çok Gösteriyorlardı. İkinci sezonda daha Ted Lasso artık oraya yerleştiği için e, o şekilde gidiyor. Üçüncü sezon daha da kötüymüş. kötüle hmm, şey kötüleşiyor. İşte bakalım belki seyretmem üçüncü sezonu. Aynen. For All Men başlayacağım. Apple TV hmm. Plus'ta. Yeni sezonu geliyor ya da geldi galiba. Geldi geldi. Bugün ben de 15 dakikasını senle kayda başlamadan önce seyrettim. E, böyle alternif, alternatif tamam. tarih. E, dizilerini seviyorum. Ben de da öyleydi işte. Naziler kazansa ne olurdu falan gibi. Hmm. O aslında kitaptan neydi? Kuzular, elektronik kuzular. Neydi ya kitabın adı? O şey Blade Runner. Do Androids Dream of Electric Sheep? O muydu? Hı <laughs> <laughs> Tamam belki yanlış hatırlıyorum ama bu Men in the High Castle da Castle de kitaptan. Men in yani. Castle direkt kitap. Men in the High Castle mi? diye Philip K Dick'in kitabı ha. var. Kitap bu arada çok daha kötü yani diziden. Çünkü ama... yarım bırakmış adam bitirmemeden yayınamışlar e, yayınlamışlar yani. Diğer kitap da gene Philip K. Dick'ten değil miydi? Şeyin, biletle... Hayır, biletle Aldo Huxley'nin şey, Do Android Stream of Electric Ship. Ha, okey, karıştırmış. Çok, çok önceden okudum ya iki kitabı da. Ben o yüzden şeye çok heyecanlıydım biliyor musun? Men in the High Castle'ın dizisi çıktığında... Aa dedim ne güzel şey yaparlar. 2-3 bölüm seyrettim hemen şey oldu yani. Çok bilmiş bilmiş konuşmuş. Philip K. Dick'inmiş o. Ben Doors of Perception'ı karıştırdım. Okay. Algının kapıları. Aynen. İlk defa. K. Ilk defa senden iyi hatırladım. <laughs> Philip K. Dick'in e, çok fazla filme dönüştürülen hikayesi var. zaten kısa kısa. Değişik Aynen. de konseptler çok, çok salam var. Çok hikayeler ama ya. Aynen. E, çok iyi bir insan değilmiş ama galiba. Öyle anlatıyorlar. Eskiden öyleymiş abi insanlar. Yani e, yapacak bir şey yok diyemiyorum ama e, hani böyle çok İş sevdiğimiz sanatlar. eski şeyler falan hakikaten Aynen. böyle tacizci sapık falan herifler çıkıyor. Yani. <laughs> Aynen. Ne biz de şey yapıyoruz işte sanatla sanatçıya yürüyoruz abi yani ne yapalım. Ürüne odaklanıyoruz daha çok. Ya tabii tab adamı da tanımadığımız o dönemde yaşamadığımız için tabii bir şey diyemeyiz tamam. de. Cancel'layamıyor artık? Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> For All daha henüz seyretmedim ama seyredeceğim. Ee, bir iki tane Invasion falan gibi şeyler çıkmış ama bazılarının hakikaten şey IMDB skoru çok düşük oluyor. Ya ona bakmak gerekli mi ben de bilmiyorum. Ben mesela e, arkadaşa sordum Invasion'ı. Ben çok sevdim. Baya güzel bir şey dedi. Ee, ilk i̇lk sezonun falan böyle açılıyor. Arrival'ın dizisi gibi bu arada. Uzaylılarla iletişime geçme falan Aynen. var. Sonraki sezonlarda açılıyor falan Ben de o yüzden mesela şeye aslında anlaşılabilir belki. Hani Apple sezonları yenilediyse demek ki izleniyor şeklinde. <laughs> hani skoruna çok benmiyorum. Takıyor mu Apple'ın ne kadar bilmiyorum da. Ben o yüzden yani genelde hep şey yapıyorum. Apple Plus'a gelen bir şey varsa bir şans veriyorum genel. Onu da ben Hı. birkaç bölüm seyrettim. Sarmadı ama mesela işte arkadaş hani şey demişti dediğim gibi yani daha sonra şey yapıyor, sarıyor gibisinden. Ben Morning Show'u bitirdim mesela işte onu son sezonunda bitirdim. Güzel ben mi? İki iyi değildi ki. çünkü. Ya şey olarak ya ben nasıl diyeyim? Böyle izleyip de artık şey yapmıyor yani böyle. Wow hakikaten yani çok iyiymiş. İlk Bu sezon çok şeyler iyiydi. artık şey yapamıyorum bilmiyorum ya filmlerde dizilerde falan okey yani bazı şeyler güzel bilmiyorum artık yani çok fazla şey izledikten sonra artık şeyin de artmış olabilir değil mi Skalan da değişmiş olabilir. O yani onla onunla kaynaklı da olabilir. Ama böyle ben hep şeylerde de artık yani kitaplarda da şeyden ziyade işte yazım stili falan filan hikaye iyi değil de ya farklı bir şey var mı hani bana farklı bir şey üretebiliyor musun? farklı bir şey işte Philip Kadkin hani şey olmasının nedeni o yani farklı alternatif sana çok farklı bir hikaye sunuyor. O benim ilgimi çekiyor. Çünkü ben öteki türlü sıkılıyorum açıkçası yani. Hani çoğu filmde şey yapmam işte Marvel niye seyretmiyorsun? Aynı şey çünkü yani. Okey belki daha iyi animasyon daha iyi şey falan filan olabilir de aynı şey yani. Sıkıyor beni o yüzden. Zaten o çok yüzden düşmüş hani... Marvel'ın şeyleri. Hem hasılatları düşmüş hem puanları çok düşmüş. Artık hmm. suyunun suyunun suyu zaten yani. Kesinlikle. Ya ben o yüzden artık yani şeylerde de dizilerde de, bilmiyorum ben şeye iptal ettim şimdi Apple TV Plus aboneliğini. Yeni bir şey çok fazla gelmiyor işte. Men for men for all mankind işte şey çıktı. Olsa da olur, olmasa da olur. Hani o tarz bir dizi yani açıkçası. Hı -hı. Ya şey için çok güzel böyle nasıl diyeyim zaman harcamak istiyorsan hani ya bir şeyler seyretmek istiyorsun ama böyle hani zaman da böyle aha boşa gitti zaman ya da işte yarısına bırak kim şey yapmıyorsa Apple TV Plus o açıdan iyi ama ya ben hani gelecek şeylere falan da baktım hani e, programlara baktım. Çok ilgimi çeken bir şey yok. O yüzden artık yani böyle biraz şeye geçiş yapmayı düşünüyorum. Hani 2 ay 3 ay iptal edip hı hı. E, daha sonra 3 ay sonra abone olup o bir ay içerisinde hani o çıkan yeni şeyleri seyredip tekrar iptal etmeye. Çünkü yani akıl almaz bir fiyata gitti yani artık bütün şeyler e, streaming servislere işte Apple TV Plus bile 4 euro ile başlayıp 10 euroya çıktı yani etmiyor yani 10 euro. Hani 4 euro iken fiyat performans olarak en iyi, kalite olarak en iyi streaming hmm. service'ken şimdi 10 euro hani düşündürüyor insanı. Kalite olarak hmm. gene en iyi. Hani 4K Dolby Atmos falan vesaire bu tarz şeyleri seviyorum. Evet, evet, cam gibi Fe yani görüntü. Family Family şey aileyle falan paylaşım falan da yapabiliyorsun. O tarz şeyler de güzel ama yani içerik anlamında şey değil. Ve hani güzel içeriği de şimdi işte hani muazzam filmler çıkarttılar sinemada seyrediyorsun yani onları da. O yüzden tekrardan gidip şey şeyin yok yani orada bir albenisi yok açıkçası. Ben evde set mi tercih ettim için muhtemelen tutarım da. Bir de benim setçik çok daha şeyim var. Aynen sen bayağı geriden geliyorsun çünkü. Shrink next door falan var mesela yarım kaldı. Aynen. onları set daha fazla. onun için settim bir şey yok. Okey. O zaman istersen yavaştan biraz şey yapalım. Gündem konu kon gündem. AI 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 gündemi. Gündemimiz. AI kusuyor herkes. <laughs> e, tabii biz Apple'ın eventinden bahsettik ama hemen onun arkasından birkaç gün sonra e, GitHub ve OpenAI'nin developer, OpenAI developer diye yaptı. E, GitHub zaten developer platformu olduğu için onlar da büyük universe diye bir konferansları var. Ben universe'ü seyrettim. Sen de OpenAI'yi seyrettin muhtemelen. Ben OpenAI'yi seyrettim. Universe'de böyle çok hızlı bir şekilde şey yaptım. Bak. E, universe biraz cringe'ti. E, cringe deniyor ona. E, çünkü şey dedi yani biz artık Kitabı AI üzerinde yeniden kuruyoruz falan gibi bir şey dedi. Bunlar iyi yaklaşımlar değil. Yani AI istemeyen insanlar da olabilir. Ee, GitHub, GitHub de zaten çok güzel. Ee, ama şey mesajını vermeye çalışıyor. Yani ye her yere entegre etmeye çalışıyoruz. Vermeye çalışıyor. Orada da şöyle bir şey yapmışlar. İdeleri hem JetBrains idelerini hem de Visual Studio Code'a e, bir Copilot chat diye bir şey getirmişler. Copilot chat dedi. işte idenin hemen sol tarafında. Veya GPT modeliyle sorular soruyorsun. Ya ben burada takıldım şunu nasıl yapıyorduk falan diye. O sana pat diye kod öbeği veriyor. tabi ee, tabii yine uzmanlık gerektirecek bir şey çünkü o kodun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Hı, -hı. Performans olup çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz. Ee, bu açılardan güzel e, bu Copilot chat'i web'e de koymuşlar. iOS app'ine de koymuşlar. Bayağı chat'le böyle programlama soruları sorabiliyorsun. Biraz takeover Overflow bitirme hamlesi gibi Hı -hı. Ee, algılanıyor o taraf güzel. Onun dışında pull request açtığın zaman ya da commit atacağın zaman sen adına commit mesajı yazıyor. Yazdığın kodu inceleyerek. İşte pull request'e pull request'in description'ı dolduruyor. Bu kod şunu yapar, böyle yapar, şunu yapar diye detaylı anlatıyor. ve bu copilot chat'i organizasyon bazlı ya da repo bazlı da çalıştırabiliyorsun. Yani diyorsun ki benim böyle bir kod repom var. Ben bununla ilgili sorular soracağım. Bana diğer şeyleri, stillerini, kod stillerini vesaire karıştırmadan Sadece bu repo üzerinden anlat diyebiliyorsun. E bence o şeyi güzel yapmışlar, ayırmayı güzel. yapmışlar. Hı hı. Onun dışında e, başka ne vardı? E, pull request tavsiye dedik, commit mesajı tavsiye dedik. Başka ne vardı? Benim e... ilgimi çeken benim hani hızlıca geçtiğimde takıldığım yer şeydi abi. E, artık işi okuyup bunu henüz tabi yayın almamışlar. İşi okuyor artık full request'i kendisi açıyor. <laughs> evet evet. evet i̇nsanlar yani. bir şeylerden şikayet ediyorlar. Burada bu açık kaynak şey, maintain etmenin en büyük problemleri. Bugün de konuştuk. Hmm. Ee, çok fazla işi açılıyor ve insanlar normal işleri olduğu için yetişemiyorlar gibi bir durum var. E, para da kazanmıyorsun. Sponsoru falan yoksa projenin. Adam da o zaman diyor ki ya ben kendi işime bakayım. Yani bunlarla sonra uğraşırım diyor. E, çoluğu çocuğu varsa pikniğe gidecek, gezmeye gidecek bilmem ne. Kolay değil evet. yani. Tabii. Ama işte şey yani garip. Çünkü henüz yayın almamışlar. Hani ben mesela bunu bir denerdim. Mesela özellikle benim e, iPhone Apple projelerinde yani şunu bir refaktör at. <laughs> refaktör at <et> da. <de. gülüyor> Doğru düzgün şey olsa benim çünkü şu an şey e, daha önce hiçbir iOS projesi görmediğim için e, işte özellikle işte da şeyleri nasıl konumlandırıyorsun. Ben sen belki projen bittikten sonra paylaşırsın benden de. Ee, do işte doğru düzgün bir iOS projesi görürüm. Ben de ona göre kendim bir faktör ederim kendi kodumu. Ya ben burada şöyle çalışıyorum. yemek yapmak işte. gibi. Benim e, şey yapım yemek yani yemek yaparken tezgah mezle bayağı dağılır ya. He. Sonra yemek pişerken ama toplarsın. Hmm. Biraz o kafada gidiyorum. Çünkü hızlı bir şey çekildi, bir şeyler çıkartmak için yani orada şey yapmaman lazım. Kendi özellikle kişisel projelerinde ya işte testler mükemmel olsun, işte mimari şöyle şey olsun, solid olsun, kod çok temiz. Çünkü orada deniyorsun bir şeyler. Hı hı. Hızlı bir şekilde yapman, e, tabii ki de işte performans problemi falan getirmeden, e, düzgün bir şekilde çalıştırman ilk öncelik. Ama sonra onu yaptıktan sonra tabii ki de oradaki toparlama, ya yani bunları bir ayrı bir komponent yapalım, dur şunu, Aynen. datayı gruplayalım buraya, işte bunun kendi ayrı dosyası olsun, bunu ayrı bir menajer çıkartayım falan gibi şeyleri yapabiliyorsun tabii. Aynen. Ya işte ben onları hep şey yapmadığım için yapmadığım için şu anda tek bir dosya üzerinden bütün her şeyi hallediyorum. Class <laughs> mı gerekiyor? Ben en üstte ekliyorum bir tane. Struct mı gerekiyor? Ben en üstte ekliyorum. Normalde bunları tabii işte model şey açarsın, dosya açarsın, koyarsın ya. Onlara çok şey yapmıyorum. Ya da işte bakıyorum lan şey komponent UI kısmı çok büyük oldu. Bunu taşıyayım başka şeyden, hani view olarak. Ya. Uğraşmıyorum bunları. Tek bir dosya <laughs> hepsinde. Şey gibi Yeni yazılımı öğrenene main içerisinde yazarsın ya bütün kodu. Fonksiyon ya, falan. Benim widget kodum mesela şu an öyle if'ler falan var. Ona göre farklı hmm. widget'lar veriyor. Switch var falan. Ama ya şimdi hepsini mesela... ayrı ayrı view yapacağım mesela. Çünkü önce bir önemli olan benim için datayı widget'a basmak ve widget'ın da giydirmek. Bunu Aynen. yaptıktan sonra toparlaması daha kolay. Aynen. İşte belki burada şey şey arayabilir bir şey gibi geliyor. Çünkü o bahsettikleri şey yani ben bilmiyorum ben demo'yu gördüm. Demo'da şey yapıyor. Sen iş açıyorsun işi açtıktan sonra otomatik olarak gidiyor sana sen mesela atıyorum işte bilmem ne bilmem ne sorunu var şu soru bu sorunu çöz diyorsun gidiyor sana bir tane pull request açıyor hakikaten o sorunu çözen bir pull request açıyor yani GitHub onu çalıştırabiliyorsun bu arada run diye aynen onu da test ediyorsun ondan sonra da şey yapabilirsin. ya da işte test de yazdırabiliyorsun sen kendin mesela pull request açtın testi yok diyorsun ki şu, şu kod için test yazıyorsun ona test de yazıyor sana ama işte bunlar biraz şeyi ne kadar tutarlı? Bence, o da önemli. Ya tutarlılığı bir, bir mesele bir de sanki bilmiyorum ya yani, yazılımcılık like, bizim mesleği biraz daha sıkıcı hale getiriyormuş gibi geliyor bana. Yani ben ee, şeyi mesela şu, böyle, bu da böyle bir şey olursa şimdi sen zaman neye harcayacaksın abi? Copilot tarafından yazılmış pull request description'ını okuyarak olarak harcayacaksın. Hı -hı. Ondan sonra o copilot'un yazmış olduğu yani sana muhtemelen hani başlangıçta mükemmel bir şekilde görünecek ama sen muhtemelen hani içerisinde bir bug var ve bu bug'ı göremeyeceksin. Çünkü hani sana komple bir kod öbeği getirecek. Belki o, o kadar derin şey yapmayacaksın. Bunu review ederek şey yapacaksın. Daha sonra onu test ederek zamanla harcayacaksın. Hani çok nasıl diyeyim monoton hale getiriyormuş gibi geliyor. Evet. Bu tabii hani her işi yapacağını sanmıyorum ben. Hani bazı basit işleri tabii buraya delege ediyormuşsun gibi geliyor da. Hani bu sefer de nasıl bilmiyorum. Yani hani sanki e, buraya çok yönelilecekse sen zamanını işte kod yazmaktan ziyade işte hani yayın çıktısını e, review etmekle geçiriyor olacaksın. Hı hı. Ve orada da hani dediğim gibi kaçırabileceğin çok fazla şey olacağından dolayı çok böyle kritik bir şekilde review etmen gerekecek. Evet review'a vakit harcayacaksın yazmaktan ziyade. Ee, tabii GPT modelini yapmalarının sebebi de şu. E, kodu yazdıktan sonra dur şuna bir de renk parametresi ekler misin ya da şurası olmamış burayı düzelt dediğin zaman tekrardan düşünüp bir daha düzeltebiliyor olması. Aynen. Ben bunları burada çok iyi gelişmelermiş gibi anlatmıyorum yani. Öyle bir düşüncem yok. Ama hani olanları bitenleri anlatıyorum yani. İş nereye gidiyor ya da birazcık aslında anlatıyorum. Tabi ee, bu tekno teknopolinin başında şey vardı değil mi? Mucit'le filozof konuşuyorlar. Hmm. Ee, yazını, yazıyı icat ettim diyor. O zaman diyor insanlar diyor şey yapacaklar. Unutkan olacaklar diyor. Şu yazı Hı -hı. yokken herkes her şeyi hatırlıyor, hatırlamak zorunda. Ee, ama yazı icat edilince bu sefer artık insanlar onları zihnlerinde tutmayacaklar ve unutkan olmaya başlayacaklar diyor. Yani aslında yeni teknolojide de biraz böyle bakmak lazım. AI tarafında da yine bu şekilde ee, insanlar mesela işte az önce de bahsettim yani Swift UI'nin çok iyi temellerini bilmeden aslında kopya kullanamamaları lazım çünkü niye? Onun yazdığı kodun yanlış mı doğru mu olduğunu anlayabilmen lazım. Tabii. O yüzden her zaman o ekspertiz gerekiyor. Sadece tabii ki de seni birazcık daha hızlandıracaktır. E, testini yaz dersin. Yazar şöyle bir bakarsın. E, bir de şunun için test yaz falan diye ekleme falan yapabilirsin. Hani o taraflar güzel. Boilerplate kod falan çıkartır sana. E, sonra da sen üstünü tamamlarsın. Ama üstünü tamamlamak uzmanlığı hala da ihtiyaç. Kesinlikle. Ya böyle bilmiyorum. Ben görüyorum bazı insanlar türüyor ya. Şey yapıyorlar ya işte. Şunu yazılımcıların işi bitti falan filan diye de. <laughs> Yani keşke işler o kadar kolay olsa diye düşünüyorum. Bilmiyorum GitHub Universe hakkında ekleyeceğim bir şey var mı yoksa Yok, OpenAI Yok, bile... şey çıkarttı işte. V0 Hı. AI gibi bir şey çıkarttı. Bana bilmem ne yapan bir site yap falan diyorsun. Sana direkt frontend'ini, backend'ini yazıp veriyor. Universal deploy ediyor. Ee, çok süper çalışma bildiğim kadarıyla ama e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani Large Language Models'ın artık suyunu çıkartana kadar, yağını sıkana kadar bu böyle gidecek ki oradan aslında OpenAI'ye bağlayabilirsin. Aynen. Ee, tabii burada en çok ekmeğini OpenAI yiyor. Bütün bu şeylerden. işin ya işte bütün bu productlar gördüğümüz ürünler genelde kabaca söylüyorsa ama işte API wrapper dediğimiz şey aslında. <laughs> Yaptıkları şey işte OpenAI'den gelen API'ye birkaç böyle değişiklik yapıyorlar. Ondan sonra bizim ürünümüz Bana geçiriz. işte 1970'lerdeki bir Fransız ressam gibi konuşuyor mesela. Örnek ha. verelim de. Heh. Aynen aynen işte kitapta işte şey diyor işte sen bir tane yazılımcısın yazılımcı gibi davran falan filan gibi içinden sana şeyler öyle. Tabii ki bunlar biraz daha değişikliklik şeyler yapabiliyorlar ama işte genelde hı hı. şeyin e, temelinde OpenAI'nin yaptığı işler yer alıyor. Bunlar da ilk sunumlarını yaptılar ve e, ben hani işte şey Ben Thompson'ı e, okudum. E, ben Thompson muydu adam? Uzun zamanlar konuşmuyor. Stratejilerinin yazarı. Hı hı. Evet. orada mesela o bile şey olmuş yani uzun zamandır böyle çok kısa bir sürede popüler hale gelip çok iyi bir şekilde sunum yapabilen ve insanların meraklı beklediği bir sunum yapan bir şirket yoktu diyor Hı -hı. çünkü şeylere de YouTube'da izlenme rakamlarına bakınca bir milyonun fazla üzerinde kişinin seyrettiğini görüyorsun görsel e, çok Apple variydi bu arada Kesinlikle şey olarak sunum olarak aslında nasıl diyeyim Apple'ın e, koronadan önceki sunum tarzıyla sunum <laughs> yapıyorlar gerçek şey canlı demo yapıyorlar yaptıkları sunumda görsellerde çok basit bir şekilde anlatılmış ve Sam Altman e, CEO'su olarak kendisi orada konuştu birkaç tane yazılımcı da gelip orada çeşitli demolar yaptılar. Ama orada şeyi de görüyorsun ne kadar heyecanlı Olduğunu falan görüyorsun. Sen altındaki kendi her ne kadar sektörde çok fazla sunum yapıyor olsa da işte bu tarz sunum yapmak aslında biraz daha farklı bir iş. Ama işte kesinlikle orada Apple stilini Sürdürdüklerini görüyorsun. Tanıttıkları şeyler aslında biraz ilgi çekici. Çünkü orada işte ilk başta fiyatları bayağı düşürdüler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü işte görüyoruz işte neredeyse herkes kullanıyor bu tarz özellikleri. Bu herkesin işine yarayan bir özellik. Biz de kullanıyorsak mesela işte bizim derslik daha az para ödememizi sağlayacaklar. Bu birincisi. İkincisi GPT's diye işte GPT'ler diye bir konsept yarattılar. Artık sen gidip kendi GPT'ni yaratabiliyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki işte e, dosyalarını veriyorsun çeşitli sen. Daha sonra diyorsun ki işte sen bir tane e, ne bileyim e, rezervasyon yapan bir tane asistansın diyorsun ve o artık ona göre davranmaya başlıyor. Ve sadece o işi yapıyor. E, bununla da kalmadılar artık şey de duyuracaklar. var. App Store'unda da şey yapacaklar. Ne demek oluyor? Ben bir tane GPT yaratacağım mesela. İşte podcast GPT'si. Atıyorum. Nasıl podcast yapılır? Sana bu konuda bir de podcast tavsiye, tavsiye edecek sana şey. aynen, aynen. Aynen, podcast tavsiye GPT'si ya da işte pod, podcast'e özel bir tane GPT. Ben gidiyorum bunu oraya koyacağım. Sen istersen benim bu özel GPT'mi kullanabileceksin. Şimdi bu ne yapıyor aslında yaptıkları şey bütün yani şu an piyasada belki yüzlerce e, tırnak içerisinde AI startupları var. Aslında Hı -hı. yaptıkları şey arka planda OpenAI'yı kullanarak e, kendi Belli promptlarla şekillendiriyorlar. Aynen. aynen. Belli promptlarla hepsi battı. Şeklin, aynen. Hepsi batmış oluyor. Çünkü şey diyor ki OpenAI diyor ki gelin diyor kendi GPT'nizi burada yaratın. App Store'da da yayınlayın. Daha sonra siz burada birisi sizin GPT'nizi kullanırsa biz size gelir paylaşımı da yapacağız. Böyle olunca da sen aileyle şey diyorsun ya abi ben gidip niye başka kişi işte aylık 15 euro 20 Euro sana şey veriyorlar, ücret ödülü istiyorlar, subscription, abonelik ücreti istiyorlar. Şimdi onunla gitmek yerine sen giderim, ben giderim tekrar şeyden, GPT'den, şeyinden, Aponea üzerinden kullanırım. Gene muhtemelen benzer şeyde, aralıklarda bir şey, ücretlendirme olur. O aralıkta ücretlendirme tabi olurum. O ne oluyor o zaman? O startuplar milyon dolarlık yatırım almış startuplar. <laughs> Hala bir günde batmış oluyorlar. Ee, yani bu baya e, önemli bir gelişmeydi. Başka da aklıma e, başka tabii farklı şeyler de duyurdular da şu anda çok fazla aklıma gelmiyor. E, benim en çok yani ilgimi çeken şeyler bunlardı yani kendi GPT'ni oluşturabilmen. Şeyleri falan da duyurdular mesela. Eğer sen bir şirketsen ve e, bizim e, modeli LLM modelini, Large Language modelini kendi de senin datanı eğitmemizi istiyorsan ...bizimle iletişim kur, 1 bir bir, bir ile 3 milyon dolar arasında bize verirsen... ...biz hani senin datanla train ederiz bütün bu modeli. Hmm. Çünkü hani kendileri şu anda bu modeli işte internetten... ...scribe ettikleri Wikipedia'dan falan filan... ...bu datalarla şey yaptılar. O zaman ne oluyor? Senin custom bir large language modelin oluyor ve... ...aslında GPT kadar, GPT-4 kadar şey yapıyor... ...performansla hani iyi bir şekilde çalışacak <laughs> çalışmış oluyor tabi orada şey de duyurdular yani gpt 4 Turbo da duyurdular. Dolly falan o da işte, adıyormuş. Aynen do, bir sürü şey daha duyurdular. Yani farklı farklı şeyler de vardı işte şeyleri falan da iyileştirmişler. kendilerinin zaten text to speech whisper hı hı. şeyi vardı. Open source kütüphaneleri vardı. Onun yeni versiyonunu da duyurdular. şeydeki iyileştirmeler speech to text. Yok. Speech, text, speech. To speech. Text to speech'i de şey yaptılar. Artık sen herhangi bir yazı verip işte şeyin okumasını sağlayabiliyorsun. Hı -hı. kendi fark 4-5 çeşit seslendirme yapmışlar. Hakikaten. Efe'de koymuşlar. Var. Sesli olarak e koymuşlar Ya konuşur ben musun? ben onu ben almadım henüz şey olmadı. Onlar bu tarz özelliklere şeye geliyor sadece. GPT Plus e aboneliği olanlar. Onlara da 20 euro mu 25 euro mu falan bir ücret veriyorsun. E arkadaş gösterdi bana. Yani inanılmaz hakikaten dedim ki yani her filmini bayağı bildiğin Hı -hı. şey yapabiliyorsun. Çünkü ee, nasıl diyeyim şey gibi değil mesela işte Siri ile konuşuyormuşsun gibi Hı -hı. değil. Çünkü Siri Robotik değil. Diyeyim, ya hem, hem robotiklik hem de nasıl diyeyim sen bir soru soruyorsun cevabını alıyorsun bitti yani hani şey çok kısa. Ama bu OpenAI'ın kendi işte chat uygulamasındaki sessiz asistanı kullanınca böyle nasıl diyeyim kendisi böyle daha da çok konuşmak istiyor. Ben mesela işte Hı -hı. şey diyordum işte bana işte Hamburg neden e, dünyanın en güzel şehri söyler misin diyordum. Bana diyor işte şu 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 nedenlerden dolayı işte bu herkesin fikri değil falan filan da başta tabii şey yapıyor diyor. Bu şu 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 nedenlerden dolayı olabilir. Daha fazla şey öğrenmek istiyor musun mesela Hamburg hakkında spesifik olarak öğrenmek istediğim şey var mı diyor mesela. Hani şey yapmıyor sadece sana cevabı verip orada kesmiyor. Seninle hala şey yapmaya devam ediyor. Ee, conversation yapmaya devam ediyor. Seninle sohbet etmeye devam ediyor. O bana çok ilginç geldi. Ve seslendirmesi de hakikaten yani e, çok daha nasıl diyeyim böyle etkileyici bir ses yani tipik bir ses değil sıradan bir ses değil yani böyle konuşmak istiyorsun yani işte Her filmindeki gibi işte orada da Jennifer Lawrence mıydı seslendiren ona seslendirmişlerdi <laughs> hakikaten o kalitede bir seslendirme Scarlett var. Johansson seslendiriyor Scarlett Johansson pardon Jennifer Lawrence nereden geldi o orada işte Jennifer da Lawrence da andı şey seni Jennifer Lawrence almış olabilir olabilir o da var işte bu bahsettikleri bir de şeydi işte gene e, asistan AI dedikleri olay işte e, adam mesela orada bir tanesinin demosunu yaptı, e, Airbnb bir şeyini paylaşıyor işte, e, invoice mı paylaştı i̇şte Biz bunun şeyine biz 3 kişi kalacağız kişi başına ne kadar düşüyor bunun ücretini hesaplar mısın diyor orada hop kendisi işte bir tane Python kodu yazıyor çünkü şey yapamıyor bunu biz hep söylüyoruz yani. E, deterministik değil hani bu sistemler. 2 artı 2 dördü şey yapamıyorlar. Hesaplayamıyorlar. O yüzden gidiyor mesela şey yapıyor. Python kodu yazıyor. Python koduyla şey yapıyor. Orada parse ettiği datayı PDF'deki datayı okuyabiliyor. Ee, senin Airbnb için ödediğin ücreti. Orada da diyor ki sen 4 işlemcisin. Ona göre Python kodunu yazıp Python kodunu çalıştırıp oradaki sonucunu alıyor sana. Göstertiyor. Ee, daha sonra işte sen diyorsun ki işte Paris'te gezmek istediğim yerler diyorsun. Orada benim ilgimi çeken bir şey vardı. Bilmiyorum. Gerçi sen seyretmedin şeyi de. Ee, ekranın sol kısmına şeyi chat kısmı chat kısmını eklemişler. Sağ kısmında harita göstertiyor. Haritada Apple Maps API'ını kullanmışlar. Google Maps kullanmamışlar. O benim dikkatimi çekti. Biliyorsun Apple Maps'in şeyi de var. JavaScript kütüphanesi de var. Ee, <laughs> eğer sen web uygulaması geliştiriyorsan Apple Maps'i de orada kullanabiliyorsun. O o böyle yani bilmiyorum çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Hani Bing'in de çünkü şu Mapbox mı bilmiyorum onların da bir tane şeyle vardım. Map uygulaması map vardı. Onu var. Onu kullanmamışlar. Ee, Microsoft'un çünkü desteklediği bir tane vardı Map şeyi. Onu kullanmamışlar. Street map Street kullanmamışlar. Apple Maps'ı kullanmışlar. İlginçti. Şey de geldi. Ee, Satya Nedar'la da geldi. Yani bu adam şey, tam bir winner abi yani. Adam hmm. GitHub University seyrediyorsun. Bir bakın GitHub Universe'ü de Satya Nedal'da geliyor konuşuyor. OpenAI şeyinde de Satya Nedal'da geliyor konuşuyor. Tam bir winner adam yani şu anda. Ee, şeyde de bilmiyorum belki Xbox etkinliğinde de çık konuşuyor mudur? Ee, konuşuyor. Ufak çok de, ufak konuşuyor. Burada da geldi yani 5 dakika falan şey yaptılar. Sohbet ettiler ve çok doğal geldi bana açıkçası. Sohbet şey değildi yani böyle biraz daha e, planlanmış böyle ezbere bir şey konuşmaktan ziyade belki gene şeydir planlanmıştır ama onun, en azından onu yansıtmadılar. Orada hani sen işte geleceğini nasıl görüyorsun falan filan şey yaptı. Orada hani şey güzeldi anekdot güzeldi. Hani Sam Altman gitmiş ya bize biraz Azure için kredi verir misin demişler. Hmm. <laughs> hani bütün olay öyle başlamış. Ona gitmiş vermiş hani biraz Azure kredisi vermişler. Ondan sonra tabii daha sonra görmüşler hmm. muhtemeler çıktılarına. Ee, onun şeyini yapmışlar. Orada mesela ya bir de bana nasıl diyeyim ya Satya Nedela biraz şey daha geliyor daha dürüstmüş gibi geliyor. Onu da hmm. şey dedi yani hani biz de, de ee, bu sistemi kaldırabilecek hani bir sistemimiz yok. Buna özel bir sistemler geliştirmeye başladık. Artık hani donanımları, işte data center'ları ona özel bir şekilde yapıyoruz. Çünkü işte farklı bir şekilde işte GPU ağırlıklı ya da işte kendi özel kartlar oluyor ya onları kullanıyorlar. Onlara özel şeyler yapıyoruz diyor. Hani burada bir sorunu çözebilecek buna özel altyapı geliştirmeye başladık diyor. Bizim için de güzel bir challenge oldu falan diyor. Şey demiyor yani ya biz işte her türlü şey yaparız falan. Bunu dervi falan dan ziyade biz burada bir şey yapıyorsanız Siz yeni bir şey yapıyorsanız biz de bir şeyler öğrenip kendimizi geliştiriyoruz bu konuda demesi bana biraz daha şey geliyor yani dürüstçe geliyor kendini hani böyle çok şey yapmıyor satmıyor yani atmıyor yani böyle hı hı. şeyden havadan o da böyle ilgi çekeceği çok kısa bir aslında sunumdu yani 45 dakikalık 30, 30 35- 45 dakikalık bir sunumdu ama ya yani benim gördüğüm kadarıyla herhalde şeye oranla işte Google I.O'dur işte artık yapıl sunumlarda çünkü o kadar çok şey yapmıyor e, heyecanlandı prodüksiyon kalitesi olarak bak ona onu konuşmadık belki biraz ona da konuşuruz birazdan başarılı bir sunumdu farklı duyurular oldu merakları bence açıp şey yapsınlar ben gelir linkini de koyarım izlesinler dediğim gibi kısa bir sunum şey, en azından şey için sunum şekli açısından demoyu nasıl yapıyorlar canlı sunum nasıl yapıyorlar o açıdan hakikaten başarılı bulduğum bir de bir sunum olmuştu. Evet. Şimdi benim tabii korkutan bir tarafı var bu işin. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Hani sen AI'ya karşıydın şimdi niye AI ile ilgili konuşuyorsun vesaire diye söylenir oluyor. Bu zaten teknopolinin yani Neil Postman'ın çok söylediği bir şey biz de onları desteklediğimiz için. Yani ben her teknolojinin ne olduğuna bakmak zorundayım. Ne bu, ne işe yarıyor, nasıl bir faydası var, nasıl bir zararı var? Daha sonra bu değerlendirmeden sonra faydalı kısımlarını kullanıp faydasız kısımlarını kullanmamak lazım. Tamam. Şimdi beni korkutan taraf şu. Şimdi gözetleme kapitalizmi diye bir olay var. Surveillance Capitalism İngilizcesi. Hatta bunun ilgili işte Shoshana Zuboff'un şeyi var. Gözetleme kapitalizmi çağı diye bir kitap var. Şurada masada duruyor. Benim de okunacaklar listemde. Ee, o da kendi araştırmalarıyla bu arada yazmış kitabı. Yani şey değil. İşte ...Facebook bizim bilmemlerimizi yapıyor falan filan diye... Adam ...gerçekten deneme, yanılmalar, araştırmalar... ...Facebook enjinleriyle konuşmalar falan gibi şeyler yapmışlar. Şimdi problem şu... ...UAI gibi bir şey gelebilir. UAI'da bu şimdi... ...bütün bu sistemler... ...aslında bizim ne sevdiğimizi biliyor... ...kaç çocuğumuz var biliyor... ...çünkü biz bunları kendimiz elimizle veriyoruz. Hangi kitapları okuduğumuzu biliyor... ...hangi filmleri seyrettiğimizi biliyor... ...çünkü niyet streaming servisten seyrediyoruz. Eee neleri sevdiğimizi, neleri sevmediğimizi, hayattaki ilişkilerimizi, üzgün olup mutlu olup olduğumuzu anlayabiliyorlar. Ve bütün bir data kolektif bir şekilde sana özel bir AI çevrilirse bu bence biraz tehlikeli bir noktaya gidiyor. Yani mesela bir kitapçıya gittiğin zaman ya bu kitabı ben sever miyim diye sordun. Çünkü böyle satacaklar. O diyecek ki sen bu tarz kitapları sevmiyorsun. Bu biraz sıkıcı bir kitap, akademik bir kitap. Onun yanında sana şunu tavsiye ederim falan diyebilecek mesela. Bunun Vision Pro ile birleştiğini de düşün. Şimdi senin gördüğünü gören de bir yapı var. Oradaki her kadar kamera feedini yükleyemesen de bir noktadan sonra oraya da gidecek iş. Ee, bakacaksın rafa diyecek ki bu kitap senin için çok iyi diyecek. Bunu al diyecek vesaire. Hani e, böyle robotlaşmaya doğru giden, androidleşmeye doğru giden bir e, insanla gidiyoruz sanki. hani Bana öyle geliyor. O da beni çok korkutuyor tabii. Hı -hı. E, çünkü yani gözetleme kapitalizmi çok aşırı korku verici bir olay. Ki bugün yani insanların bu seviyede olmasının sebebi de işte çalınan dikkatle de bahsettik yani. Artık yani ben çok şey yapmayacağım ama mesela psikiyatriste gittiğim zaman şey diyor yani gençlerin dörtte birinde gerçek mental problemlerle geliyorlar. Buraya gelen Z kuşağı gençlerin dörtte birinde hani kliniğe yatırılacak kadar psikolojik problemlerle geliyorlar diyor. Bu da tabii çok tehlikeli bir durum. O yüzden de hani hakikaten gelecek için endişe verici tabii bir şey tarafı da var. Hani hep şey diyorlar işte radyo çıktığında da kızmışlardı. işte televizyon çıktığında hmm. da kızmışlardı ama onlar hep şey interaktif olmayan şeyler. Yani senden çok fazla input al. Bir tek bilgisayar senden input alıyor. O da internetle beraber coştu. Zaten etkilerini de şu an görüyoruz. Şimdi AI'da sürekli seni dinleyen, senin söylediğine mantıklı cevaplar vermeye çalışan, seni anlayan, bilen bir yapı insanları çok bozacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu geçmişte şirket edilen şeyler de insanlığı aslında bozdular. Yani radyo da bir noktadan sonra okuma yazmayı öldürdü mesela. Radyo. Televizyon tamamen öldürdü. Bir şey dinlemeyi bile. Uzun süre dinleyemez hale geldi insanlar. Bilgisayar televizyonu öldürdü şu an mesela. Birçok insan televizyon seyretmiyor. Her streaming servislerden falan seyrediyor. Yani bir öncekini öldürüyor ve insanlarda da negatif izler bırakıyor. O yüzden ben biraz açıkçası AI tarafını çok endişeli bir şekilde takip ediyorum. Faydasını çok net görüyorum, anlıyorum... Ee, belki buradaki çözüm şey olabilir. Ee, Apple'ın yapmaya çalıştığı lokalde e, çalıştırmak. Yani herhangi bir dataya bağlı olmadan belli işte machine learning algoritmalarıyla sana belli şeyler tavsiye etmek. Tabi o birazcık daha OpenAI'nin yerine Siri gibi kalacak. Yani birazcık daha primitif kalır ama e, belki öyle bir opsiyon olabilir. Hı hı. Ya tabi senin de dediğin gibi aslında çok ben de şeye katılıyorum yani hani sürekli yani AI'dan bir şey oluyorsun ve bunu doğrulayamıyorsun. Yani hmm. nerede doğrulayacaksın? Yani şey diyorum ya bak biz mesela kitaplardan bahsediyoruz. Adam bir referans veriyor. Referansını açıyorsun. Ben sen dedin ya mesela külliyat gibi kitap dedin Hı -hı. hani David küreberen kitabı. Abi onun 150 sayfası kaynakçaymış. <laughs> ya, ya, abi, Doğru. Yani 10 yılda yazmış adam şey 150 değil. sayfa kaynakça. E, şimdi tabii ki yani hani şey interneti tarıyor falan biliyor da işte ama hangi interneti tarıyor? Kimin web sitesi tarıyor? Şeyi bilmiyorsun yani işte. işte işte sağ tar sağ gürültüden ne kadar içerik taradı, sol gürültüden ne kadar içerik taradı bilmiyorsun. Yani o yüzden şu anda şey oluyorlar. Çok fazla ben son zamanlarda makale gördüm bu konuda. İnternette güvenli olarak kalan tek şey Wikipedia diyorlar şu anda. Hani Google'da hiçbir şeyini bulamıyorsun. İşte <laughs> herhangi platforma giriyorsun. Sana saşa şey yapıyorlar. Wikipedia'da bir grup insan orada sürekli bir şeyleri doğru bulmaya çalışıyorlar. En azından işi şeyine uygun bir şekilde, kuralına uygun bir şekilde yapıyorlar. Kaynakçasını belirterek paylaşıyorlar. Taraflı olabilir, hmm. tarafsız olabilir ama... ...orada bile gene şeyinin kaynakçasını veriyor. Taraflarsa da kaynakçasını belirtmeleri gerekiyor. Bir grup insan tarafından editleniliyor falan böyle. O yüzden hala orada biraz daha şey yapıyorlar. Hani işte haber sitelerinde de mesela artık her şey haber her şey son dakika falan şeyi mevzusu var ya şey bile haberci bile bunu doğrulamıyor çünkü senin yapman gereken şey işte şöyle şöyle bir olay aç abi işçileri bakanlığını ara onun şeyi var zaten orada değil mi yani temsilcisi var basın danışmanı var aç de ki bu doğru mu de. Doğru diyecek ha yalan diyecek sen ne diyeceksin o zaman yalan dediyse tamamdır yalandır diyeceksin değil mi yapmayacaksın haberin yani şeyin hı hı. sistemin ya da gidersin ikinci bir kaynağı ararsın onu da ararsın dersin böyle böyle dediler doğru mu diyorlar sence hani şey budur yani değil mi habercilik mesleğin. Ya şey, tabii şöyle bir iddia budur. var ama işte biz ulaştık dışişleri bakanlığına onlar bunu yalanladılar falan diye yazarsın. ...kesinlikle şeydir mesela... Için yani. aynen, ...iyi teknoloji şeylerinde mesela... ...öyle diyorlar İşte mesela Reuters... ...biraz daha hala şeyi olan bir... E, e, ...ajans... E, ...doğruluğu şeyi... ...kabul gören bir ajans... ...orada mesela diyor işte biz şeye ulaştık... ...bize kısa süre içerisinde zamanlı şey yapmalar... ...ya da diyorlar ki işte biz Apple'a ulaştık... ...Apple bize böyle bir statement verdi falan gibisinden... ...hemen böyle yani işte... ...bir şey patlıyor çatlıyor olmuyor İşte ...bu bozukmuş iPhone'u sunuyormuş falan böyle yani... Bunlar hep senin dediğin gibi yani dikkat çekmek, olumsuzluktan dikkat çekerek tıkalmak, tıkalınca reklam satmak gibisinden. işte bu AI kısmında da ben de işte şeyde hep kararsız kalıyorum. Yani tamam ben kullanıyorum ama ben mesela işte kullanırken daha böyle pratik açıdan hani bilgiyi sormaktan ziyade mesela işte ee, gramer hatasını beni düzelsin. O konuda <laughs> yazı, yazı yazma konusunda iyi. Hani Bence onda da iyi ama neyse. Doğru bilgi konusunda ya yani yazı yazmadan kastım şu. Hani cümleleri daha iyi bir şekilde kurabilmesi ya da işte paragrafları daha iyi bir şekilde kurabilmesi ya da anlamlı ortaya bir şeyler çıkartabilmesi şey değil yani hani doğru bilgiyle ilgi Hı -hı. sana bir yaz, yazmasını şey yapmadım kastetmedim. O konuda çünkü benim ana dilim İngilizce değil yani o şeyleri daha farklı yazabiliyorum normalde İngilizce cümleleri. O biraz daha böyle normal bir İngiliz yazarmış gibisinden hani şey yapıyor ya da işte internette okuduklarına göre bir şekil yapıyor. Hani bu tarz bir kullanım bana mesela mantıklı geliyor çünkü kendisi bir şey katmıyor şey dışında işte oradaki e, sistematik hataları düzeltmek dışında kendisi bir bilgi katmıyor benim yazdığım yazıyor Ama sen mesela ben görüyorum yani bazı insanlar var bir sorun oluyor mesela adam sorunlu şey olarak bu herhangi bir sorun şey olarak teknik bir sorundan bahsediyor yazım sahibi sorundan bahsediyor <laughs> bir sorun oluyor adam diyor ki açı abi Cetipi çet ile sohbet ediyor <laughs> yani abi yani böyle bir şey o aç mesela önce mesela arkadaşına sordu mu yani hı hı. kendisine düşünüyormuş ne bileyim ailenle konuşursun şeyine konuşursun çet sohbet etmezsin yani bu tarz sorunlarını. Yani evet. o yani bana çok tehlikeli geliyor açıkçası yani şeyi sor kodda hata varsa sor çünkü bir şey olmaz ama sen mesela kendi hayatında olduğun bir şeyleri e, bu şekilde çözüyorsan yani buna başvuruyorsan. Bu bana biraz tehlikeli çünkü mesela şeyde bile işte psikologlarda bile psikiyatrlarda bile yani doğrudan tavsiye yok yani hiçbir şekilde değil mi? Yani seni hep yönlendirmeyle ve o insanlar ne bileyim 5 sene falan okuyorlar neyin yanlış neyin doğru olduğunu az çok biliyorlar. Ve ona göre davran kişiye özel davranıyorlar değil mi? Ama bilmiyor yani hani senede. O açıdan ben tehlikeli buluyorum. Hani bazı konularda dediğin gibi pratik işte git ko pilot hata yapsın yani ne yapacak dünyanın sonunu getirmeyecek ama. Hani sen sana bir şey vermesi işte senin kitap örneğinde. Şimdi sana o kitabı hakikaten seni sadece işte daha önce okuduğun kitaplara göre mi veriyor yoksa senin fikrini yöneltmek için mi? Seni işte farklı fikirlere sevk etmek için mi sana farklı bir kitap tavsiye ediyor? Değil mi? Yani bunu bilmiyorsun ya da işte o kitabın belki o anda şey olması gerekiyor, popüler olması gerekiyor, değil mi? New Yorks bestseller olması gerekiyor, New, New York Times bestseller olması gerekiyor. O yüzden mi sana öneriyor? Ya da işte kar marjı yüksek, o yüzden mi öneriyor? Sen ya sen bunları hiçbir şekilde bilmiyorsun. Sen diyorsun ki, ah bak bu benim geçmiş şeylerime baktı ona göre önerdi diyorsun. Ama hiç bilmiyorsun hakikaten ve bunu hani şey de bilmiyor. Kodu yazan, OpenAI'yi geliştiren adam da bilmiyor neden önerdiğini. O, o yüzden kötü yani. Şimdi sen mesela, ben, sen, sen bana kitap öner öneriyorken Hakikaten yani bildiğin için şey işte diyorsun hı hı. işte şunları şunları okuduysan şunu seversin muhtemelen diyorsun. Şeyin var, referans noktam var. Ee, ama işte onun hakikaten öyle bir çünkü senin şeyin yok mesela. Ben Mert'e evet Graeber'ı önerirsem oradan bir para kazanırım gibi bir şeyin yok. Hı, hı. Benefetin yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama o eyyayı olabilir. Yani ve bunun hiçbir şekilde bizim bilmemiz Zaten mümkün değil. advertising girerse herhangi bir bitti abi bu Yani kesinlikle ama bakalım işte çünkü hani buradan devam edeceksek şeyi de duyurdular. Biz daha önceki bölümlerde de konuştuk. E, human, humane. Çok kısa değinelim şey çünkü baya de. bayağı iki buçuk saatte falan yaklaştık. Ha Çok değinelim kısa. ama Değil. gene de çünkü daha önce de şey yapmıştık bahsetmiştik. E, orada du, sonunda duyurdular cihazı. Sunumunu ben sana attım seyretti mi bilmiyorum. 25 dakikalık bir tane ben şey seyretmedim yapmıştım. de yorumlarını okudum. De Çok kötüymüş. Yani iki kişi kendisi zaten kurucusu yanındaki de eşi ikisi zaten şeyde Apple Design ekibinde çalışan insanlar masanın başında o ayakta duruyorlar ürünü anlatıyorlar falan yani. Ama ürünü ne yaptığını şaşır... anlatmıyorlar şöyle bir kamerası var bilmem nesi var şu kadar pili gidiyor falan öyle başlıyorlar. Ulan bu ne yapıyor yani? Aynen. Aynen, aynen. Ben niye alayım yani tane ya bunu çok... Bana onu anlatman lazım. Yok onu bahsetmiyor. <laughs> Nedenini söylemiyor. Ürün şeyi anlatıyor hakikaten teknik olarak Hmm. Şeylerini anlatıyor. Sana böyle e, hikayeden bilmiyorum. Ben, bana şey yapmadı. çok ya Bana mesela cringe geldi. Mesela anlatım tarzları hmm. böyle masa başına geçip. Çok profesyonel gelmedi. Burada da şey görüyorsun. Yani yıllarca Apple'da çalışsam bile bu zaman ne diyorsun yani? Demek ki yani işte marketing departmanı muhtemelen şekil, nasıl evet. iyi şekillendiriyorsa sunumlarını şey yapamıyor bu insanlar. Ya şeyde de mesela gördük. Ee, bunu da gene linkini paylaşırım. işte John Ivan Love From diye şirketi e, kendi Font fontlarını, fontlarını tanımlayan bir sunum yapıyorlar. Oradaki sunumda bile mesela ya yani adamlar gene Apple design sistemi şey design ekibinden çıkan adamlar. Yani çok garip bir şekilde sunum yapıyorlar. Yani işte hani o adam konuşuyor, şimdi bu, bu adama geçiyor falan. Yani orada gene şeyi görüyorsun yani hani sadece kişilerde değil. Hakikaten orada bir marketing ekibi var. Diyor ki siz böyle sunum yapacaksınız. Sunum şekli bu şekilde olacak falan diye bu adamlara söylüyor yani. Bu adamların kendi şeyinden değilmiş onu görüyorsun. En azından bu Hümeynin şeyinde ben onu bayağı hissettim yani abi. Peki ne yapıyormuş cihaz sen biliyor musun? Cihaz abi şunu yapıyor. Ee, senin tam olarak az önce bahsettiğin hani bu böyle olursa kötü olur dediğin şeyi yapıyor. <laughs> üzerinde hmm. bir tane kamerası var. Ee, bu cihaz şey gibi bir cihaz. Ne derler? Ee, kravatına taka, toka takarsın. Hmm, pin ya da, işte. E, pin aynen. Yani zaten AI pin rozet. diye duyurdular. Aynen rozet. Ee, işte, üzerinde kamerası var. A Biraz alt kısmında da şey var. Dokunulabilirlik e, e, şeyi var. dokunabilir bir kısmı var. E, üzerinde e, mikrofon var. Apollör var. Bir de oh, ışık oh. alanı var. Ona da trans... Tam surveillance e, yazı. Şeyi şey ışığı demişler. İşte bir, bir iş yapıyorken işte video kaydediyorken falan bir şey yapabiliyor. Farklı farklı ışıklar yakıyor. Senin dediğin şekilde şeyi... Adam diyor ki senin gördüğünü görüyor. E, senin konuştuğunu konuşabiliyor. Ama diyor işte sen şeyi diyor işte sürekli dinlemiyor ama seni. Hmm. Hani? Ha, ama işte bunu nereden bileceksin yani işte onu şey yapamıyorsun. Yaptığı özellikler şunlar. Onlara da böyle çok kısa şey yapayım değineyim yani. Ee, cihazı tamamıyla şeyle kontrol ediyorsun. Sesle kontrol ediyorsun. Orada da OpenAI ile gene altında OpenAI'nin API'yi çalışıyor. <laughs> ee, onların da bahsetmişler. Yaptığı şey aslında tekrar AI, sadece AI ile konuşuyorsun. Ama işte şey AI senin her şeyini biliyor. Senin tam olarak demin az önce distopik olarak tanımladığın şey senin hakkında yazdığın bütün mesajları biliyor. Mesela adam orada şey örneğini veriyor ee, işte Seyfettin'in apartmanının e, kodu neydi kapısının kodu neydi diyor. Sen mesela bana 3 yıl önce göndermişsin o mesajı değil mi? Hı hı. Ben senin evine geldiğimde. Kod o tekrardan sana evet. söylüyor. Al diyor senin ko şeyin kapı kodunun kodu buydu diyor. O verdiği örnek şey de sunumda hı hı. bu. Ee, böyle bir örnek veriyor. Ondan sonra işte fotoğraflarda mesela işte fon fotoğrafını çekiyorsun. Fotoğraflarda mesela işte şey yemek yiyorsan işte diyor ki işte şey bir avuç badem almış. Burada kaç kaç gram şey var protein var diyor. Ee, şeyin rozetten fotoğrafını çekiyorsun işte avucunun içinin onu hesap ediyor. Sana diyor ki bu kadar. OpenAI'nin şeyinde de var ya artık. Sen uygulamaya tamam, Türk bademi mi şey... Amerikan bademi diye soruyor mu? <laughs> <laughs> Yok abi o umurunda mı abi ya? Monty Python'da Onun... vardı ya African Swallow, o... European Swallow. Yok bu, o kadar şeyine detayına girme. 15 gram diye geçiyor. Şeyde Open bu chat tipi tip uygulamasında da gene bu şey var var fotoğraflar var. Fotoğrafını çekiyorsun açıkla diyorsun sana şeylerini açıklıyor. Fotoğrafta <laughs> ne olduğunu falan açıklıyor. Dediğim gibi gene Bunlar yaptıkları şey aslında API'yi almışlar abi. Donanımın içerisine gömmüşler yani. Hı -hı. hani API için donanım Hı -hı. yaratmışlar. Hı -hı. Ee, işte şey benim orada bir tek ilgimi çeken özellik şey oldu. Ee, translation özelliği oldu. Hı -hı. Ee, sen mesela işte karşıda birisi geldi. Sen chat diye bana işte İspanyolca konuşuyorsun. Sen konuşurken tabii ben işte cihaza basıyorum. Cihaz dinliyor. Ondan sonra bana bunu işte Türkçe olarak söylüyor. Daha sonra ben konuşuyorum. Sonra tekrardan Apollo'dan şey İspanyolca olarak şey yapıyor. Bu biraz şey olarak açısından pratik olarak geldi bana. Hani kullanılabilir case, yüz case olarak bana iyi bir yüz case gibi geldi. Ama sırf yani yani bu saydığım diğer özellikler içinde dahil. Yani böyle bir cihaz alır mısın bilmiyorum. Cihazın fiyatı da 650 dolar falan cihazın fiyatı var. Çok pahalıymış. Vision Pro ile ee, kıyasla. <laughs> Şu şey periyodaki teknoloji nerede? Burada abi bayağı bildiği şey yapmışlar ya. <laughs> ya çok ufak bir cihaz, okey. Ee, hani cihazın ilginç şeyi arkasında pili var. Pil mıknatısıyla burada yani birçok şeyi de Apple'ı kopyalamışlar. İşte bu Hı -hı. transparency ıı, ışığı demişler. Bu da mesela işte şeyde Apple'da kendisi ışık yakıyor ya mesela Hı -hı. şeyde şeyle kamerada ıı, donanıma bağlı. Onu da bahsediyor. Bu diyor ışık diyor. Donanıma bağlı diyor kesinlikle diyor. Hani ne olduğunu Şey yapamazlar diyor engelleyemezler falan diyor. Işığın yanmamasını falan diyor. Ya da işte mıknatısla pilini mıknatısla arkasına takıyorsun. İşte rozet ya işte rozet oraya nasıl geçireceksin? Klibi var. Kliple geçirebiliyorsun. Ya da işte benim gibi üzerine bir sweatshirt varsa mıknatıslı şey var. Çift e, Battery pack koymuşlar. Aynen. Hı -hı. Battery pack'i koy, içine koyu içeriden koyuyorsun. Rozeti de yukarıdan koyuyorsun. Mıknatısla o tutuyor kendisini. Çok garip duruyor eğer böyle tişörtün falan varsa da. Hı -hı. Böyle yakalı Hı -hı. falan. Ağır gibi, herhalde. Nasıl... Çünkü adam yakası bayağı deforme olmuştu. Aynen aynen yani çok şey hoş durmuyor. Ben şey olarak düşündüm ya yani böyle hep soruyoruz ya hangi sorunumu çözüyor? Yani nasıl bir ihtiyacım var? Çünkü sorun şeyse benim çünkü iletişim kurma şeyi orada sürekli sesle sesle iletişim kuruyor biliyorsam telefonuna bakma ihtiyacı olmalı. Ben bunu zaten şu anda işte senin de kullanıyorum, benim de kullanıyorum işte kulaklıklarla yapabiliyorum zaten. Ben kulaklıkla bana son mesajı oku dediğimde ya da işte şunu yap dediğimde bunu yap dediğimde yapıyor. Ekstra orada getirdiği şey belki kamerayı getiriyor sana. Ee, bir de şey özelliği var. Onda e, lazer özelliği var. O da çok. Yani dediğim gibi yani mesela Apple Watch'um varsa ben anlamıyorum yani. Apple Watch'ta yapabileceğin hmm. her şeyi aslında yapabiliyorsun zaten. Ee, yani o cihazda yapabildiğin her şeyi Apple Sürekli üstünde durunca kamera çekmesi, mikrofona kaydetmesi falan onlar... tabi Apple Watch mikrofonu kaydediyor Biraz ama daha kamera çekemez. Çünkü. Aynen. Apple Watch'ta kamera yok. E, ya da işte sadece senin konuştuğunu aslında hani amaç orada sen konuşuyorsun sen, sen dinleyebiliyorsun ama diğeri biraz daha işte karşıdaki falan da duyabiliyor ya da işte karşıdakinin konuştuğunu dinleyebiliyor falan. Ama yani oradaki çünkü satma şeyleri şey. E, seni telefondan biraz daha biz uzaklaştırmak istiyoruz. Daha hümeyin ya hani daha böyle doğal olsun. E, tamam daha bir sen yani işte mesela yatak odama girdin kardeşim bu nasıl iş ya? <gülüyor> <gülüyor> Mahremiyet diye bir şey kalmadı yani. <laughs> ya onun. ha geldin. Hmm. Ee, oradaki mesela işte şeyi de UI'yi de lazerle yapmışlar. Avucunun içerisine yansıtıyorsun. Şimdi o zaman şey oluyor. Millet işte falan onu yazmış. Ben gene bir elimi kullanıyorum yani. Hani ben bu elimi niye elimi kullanıyorum? Onun yerine Apple Watch var. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran. Bana daha fazla şey data verebiliyor. Hani ekrana bakabilirim zaten. Hani eğer elimi kullanmam gerekecekse hmm. e, bir UI için. Çünkü işte mesaj yazdım. Mesela Mesajı görmen gerekiyor. falan elin, elin Elini görüyorsun, şey yapıyorsun. Eline yansıtıyor o cihazdan. Hı hı. E, tabii şeyi bir de 600 doları veriyorsun. Orada bitmiyor. Ayda 20 dolarda şey vermen gerekiyor. Abonelik ücreti var. E, Ayda 20 dolarda abonelik ücretini vermen geliyor. Batar bunlar ya. Zaten çok yatırım aldı. <laughs> o yatırımı Vallahi, çıkartamaz, batarlar. Yani 100 bin... ya 100 bin bile çok bence. 10 bin satarsa ben şaşırırım mesela bu şahs. Ya mesela bir, bir, 5 bin belki hani YouTuberlar falan incelemek için falan alırlar. Şöyle bir Bilmiyorum şey yapmışlar da. ama ünlü mankenlerin falan erkenden dağıtmışlar. Mettik işte ha. bilmem ne etkinliğinde diyor işte belli hadisin üstünde diyor vardı diyor. Mesela. Ha. Abi o çok büyük faktör. Yani ben Taylor Swift'e laf ettik Gerçi hiç tepki gelmedi ama mesela Taylor Swift hayranlarının sayfaları var. Hani hakikaten kadının yediği içtiğine kadar takip ediyorlar yani. Şimdi mesela o kullansa insanlar imkanı olanlar gider alır yani almak ister. Yani Olabilir. o sosyal etkiyi çok iyi kullanırlarsa belli olmaz. Olabilir. Burada ya ben açıkçası, inşallah olmaz da yani. Yani bilmiyorum. Şeyden bile çok satamazmış gibi geliyor bu Apple'ın temizleme bezi var ya. Mesela ondan çok satamaz. Apple'ın temizleme bezi iyi oğlum ben aldım. <laughs> İşte ya o o, o o kadar iyi bir cihaz değil işte mesela. O senin bir sorununu çözüyor değil mi? Var olan bir sorunu çözüyor. Tabii ekranı siliyorum onlar iki günde bir. <laughs> Ama işte şey bu. Bir de hazır bu cihazdan değmişken şeyi de OpenAI da bu tarz bir cihaz geliştirmek istiyor. Bunun için de Johnny konuşuyorlar. Johnny Aile, kendi Love From ajansı bu tarz bir sürü Get şirketi aslında e ya. falan şey yapıyor. Abi ya çok ben işte bu bahsettiğim font şeyini seyrettim videosunu. Adam çok yaşlanmış. Çökmüş yani hakikaten. Yani kilo almış. Gözlük derecesi inanılmaz artmış. Böyle bir şey deriz ya kavanoz gibi. Hmm. Ee, hakikaten o seviye çıkmış. Kebapları ye falan. ye. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum nedenini de. Steve Jobs şey o olmuş. adam içinde çok büyük bir boşluk oldu. Kendisi söylüyor zaten. Olabilir. Ya şey Hayat amacı işte kalmadı yani. adamın yani. En entelektüel olarak da tabii şey yapamıyorsun artık hani öyle sohbet edemiyorsun şey yapamıyorsun dolduramıyorsun tabii kendini hı hı. bilmiyorum bakalım artık nereye gider ee, şeyde de biraz bahsedelim istiyorum ben ee, Apple sunumundan konuştuk ama Apple sunumunda açıkçası en çok konuşulan şey e, M3 e, işlemcilerden ziyade sunumun sonunda dediler ki biz bu sunumu iPhone'da çektik dediler hı. herkes buna takıldı ee, ve bunun hakkında bir sürü iPhone artı çıktı, 75 bin dolarlık ekipman deseler <laughs> daha iyi olur. <laughs> şimdi aynen şimdi şeyler gene ikiye ayrılmış durumda iki taraf olmuş durumda The Verge'de aynen bu şekilde yazdılar çünkü Apple'ın aslında oradan anlatmak istediği şey bu yüksek kalitede bir iş yapmak istiyorsanız aslında gidip böyle bunların Alexa diye bir tane kamera var 30 bin dolarlık mı? Öyle Hı -hı. Bir, çok pahalı bir cihaz kamera öyle bir cihaza ihtiyacınız yok. Aslında iPhone 15 Pro ile de yüksek kaliteli iş yapabilirsiniz. Ama işte şeye gittik. Verge dedi ki evet belki yapabiliriz ama bunun için işte ekstra 60 bin dolarlık bizim e, aksesuara para harcamız gerekiyor. Işıklandırma falan da lazım. Işıklandırma falan filan için ama bu sektörün içerisinde olan bu tarz işler yapan insanlar gidip e, dediler ki aslında bunlara sizin ihtiyacınız yok. Benzer görüntüleri sizler de oluşabilirsiniz çok daha düşük şeyle işte ışıklandırmada mesela orada şeylerden bahsediyordu adam. Ben bu adamın yazısını da koyacağım. çok detaylı olarak açıklamış. notlar eklerim. orada diyor mesela işte ışıklandırmalar diyor ayaklıydı diyor. Tekerlekliydi diyor. Normalde diyor bunlar tekerleksiz olur. Ama sen orada işte Tim Cook'u çekiyorsun. Tim Cook sana maksimum yarım saat ayırabilir. Çünkü adamın bir sürü işi gücü var. o yüzden onu tekerlekli yap yapıyorlar ki hemen hızlıca ışığı doğru bir şekilde hareket ettirebilsin. Yani senin normalde buna bir ihtiyacın yok. Oradaki ışığı almaktan işte çok daha uygun fiyatlı işte bilmem ne markasının ışığını alarak da benzer sonuçlara ulaşabilirsin. Ya yani da orada diyor ki işte e, videoyu kaydederlerken aynı zamanda arkada da birisi anında onu seyrediyor şey yapıyor. E, backstage'de izliyorlar falan. Senin öyle bir şeyin yok diyor. Senin orada birisine göstermen. Çünkü orada Apple marketing ekibi oturuyor bekliyor işte nasıl çekmişler falan filan değil. Hemen belki feedback veriyorlar ona göre. Bir şeyler değiştirtiyorlar orada. Ee, senin öyle bir şeye ihtiyacın yok. Hani orada çok güzel bir şekilde adam detaylı olarak anlatmış. Bu adam da yani hakikaten sektörün içerisinde birisi. Ee, sana orada alternatiflerini de sunuyor. Mesela diyor Apple orada e, Optic Stabilization'ı mesela şey e, Automatic Stabilization'ı Aktif etmemiş. Çünkü daha yüksek kalite alabilmek için. Hı hı hı. Hani sen de bunu ulaşabilirsin. Ama bunu yapmak istiyorsan senin basit bir gimbal alman gerekiyor ki kamera sabit bir şekilde dursun. Hı hı. Böyle çok güzel tavsiyelerde de vermiş. Ama özetle adamın dediği şey siz de benzer kalitede şeyleri çekebilirsiniz. Ama orada önemli olan her zaman ışık diyor. ışığın çok önemli var? Senin ışığı nasıl yönlendirdiğinin. İkincisi de bu Apple'ın Lock. Lock'tu yanlış hatırlamıyorsam. Log diye yeni bir formatı var. Bu format kendisinin formatı değil aslında sektörde Hı -hı. bilinen bir format. Kendileri bu desteği getirdiler 15 Pro ile birlikte. Bu senin çektiğin videoyu daha iyi renklendirmeni sağlıyor. Sen benim raw çekiyorsun. Üzerine işte şey, renk şey atıyor kalib şey. E, kalibrasyonu atıyor. E, Profil atıyor. Ve, aynen <laughs> benim anladığım kadarıyla da şöyle bir şeyler var mesela bazı insanlar işte bu renklendirme konusunu. Uzmanlar, <laughs> Apple zaten sektördeki en iyi uzmanla, en böyle en, en bilinen insanla çalışıyor. Hatta şey diyorlar, saatli adamın 10 bin, 10 bin dolar mı, bin dolar mıymış, 10 bin dolar mıymış, neymiş yani, hani ne ona renklendirmesini yaptırmışlar. Ee, orada işte benim dikkatimi çeken şey, böyle işte bazı insanlar mesela şey diyormuş mesela renk profili, işte atıyorum e, bilmem ne bilmem ne kamerasının renk profili falan gibi şeyler yapıyorlar. Daha sonra sen bunu gidip işte Final Cut Pro'da işte log çekip işte ben şu kameranın renk hı hı. profilinde bir şey isteyeyim deyip... ...hani o e, kalitede, o renklerde bir şeyler ortaya çıkartabiliyormuşsun. Hani bu şey yapmışlar. E, gene fark oluşturan bir şey. Çünkü log çekip çok güzel bir şekilde hı hı. renklendirdiklerinden dolayı... ...ortaya güzel kalitede bir şey çıkıyor. Ama orada benim daha çok dikkatimi çeken şey... E, ...gece çektikleri için şeyi de çok net bir şekilde görebiliyorsun. Karanlıktaki performansında cihazın çok daha iyi olduğunu görebiliyorsun. Çünkü ben benim 13 mini ile <laughs> sürekli gece fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Rezalet bir şekilde çekiyor ne yazık ki. Ama 15 Pro'da bunun çok daha iyileştiğini görüyorsun. Yani çok kısaca Apple şey diyor yani hani bizim bu dog fooding dediğimiz şey. <laughs> kendin bir ürün geliştiriyorsan kendinde kullanman gerekiyor. Apple Aynen. diyor ki bakın biz bir ürün geliştirdik. Ürünün de iyi... Bizim istediğimiz kalitede video çektiğini gösterebilmek için Biz de sunumlarımızı artık Bilmiyorum bir sonrakilerinde çekerler muhtemelen 15 Pro ile çekiyoruz Ve bunun için şeyi de Onu da ben paylaşım gene linklerde Backstage nasıl çektiklerini anlatan bir tane Hı -hı. video da gösterdiler Çok kısa orada Apple'ın kullandığı aksesuarları falan da görebiliyorsunuz Hı -hı. İşte keşli gimbal'lar kullanıyorlar Ondan sonra işte iPhone'u Type-C ile cihaza bağlıyorlar çünkü anın o log formatı muhtemelen şey bir format evet. çok data içerdiği için anında iPhone'dan şeye aktarıyorlar SSD'ye kaydediyorlar çektikleri videoları falan o bazıları hatta şeyi bile bulmuş yani orada kullanılan SSD'nin markasını bile bulmuşlar falan hı. çok detaylı bir şekilde paylaşmışlar benim de açıkçası hoşuma gitti yani hani biraz orada insanlara şey gene şey Biz Koray Birant'ta da belki konuk olarak aldığımızda bunu bahsettik mi bilmiyorum da e, orada şeydi yani hani kameranın bir önemi yok. Önemli olan işte hani ne çektiğin, nasıl çektiğin hani ışıklama şey olarak. Tabii. E, bu aslında şey için çok güzel özellikle hani sinemacılık vesaire okuyan insanlar varsa gidip işte 40 bin dolar falan verip cihaza ulaşamayacakları için iPhone 15 Pro alıp ya da şeyler de var artık burada birkaç tane böyle startuplar falan kiralayabiliyorsun işte Hı kira MacBook kiralıyorsun 15 Pro kiralıyorsun film mi çekmek istiyorsun git bir tane 15 Pro kirala bir aylık çek filmini ondan sonra tekrardan ver cihazını yani hani masraf olarak bilmiyorum 50 euroya falan halledersin muhtemelen hani bunun şeye ulaşma olması hani herkesin erişebilir seviyeye olması bu kalitede video çekebilmenin bence çok hoş bir detay eyvallah vallahi benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok buna Peki şeyden bahsettik ona da değinelim mi istersen? Bu Apple servislerinin gelirleri dedik. Ee, çok fazla arttı ama bunu aslında gelen kısmı yani üç saate e, Google'dan geliyor. Değiliz. Ya buna da değinelim bence. Çünkü şu anda şey var biz bunu çok şey yapmadık. E, konuşmadık ama şu anda Amerika'da e, Google'a tekel davası var. E, Amerika versus şey olarak Google diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam şeyde davada da. Davada şeyi de konusu da aslında Google'ın para vererek kendisini default varsayılan arama motoru olarak belirlemesi birçok browser'da işte mesela şu anda iPhone aldığında Safari'de varsayılan arama motoru olarak Google geliyor. Firefox indirdiğinde varsayılan arama motoru olarak Google geliyor. Opera'da da yanlış bilmiyorsam varsayılan arama motoru işte birkaç böyle şeyde de varsayılan arama motoru olarak Google geliyor. işte FTC de sanırım işte diyor ki Google'ın aslında e, popüler olmasının nedeni gidip para vererek kendisini default varsayılan arama motoru yapması. E, bu da diyor işte şeye aykırı. Rekabete, e, rekabete aykırı ve inovasyonun da önüne geçiyor diyor. E, bayağı uzun süredir olan bir davaymış. E, başlangıçta şey yapmamışlar. izin vermemişler davadan e, belgelerin halka açılmasını. Daha sonra birileri itiraz ediyor. Daha sonra şey yapmaya başladılar davanın hani önemli olan kısmı şu. Satya Nadella, ADQ, Apple'ın üst düzey yöneticileri falan onlar da gidip ifade verdiler. İşte ADQ'ya sordular. Siz niye Google şeye olarak kullanıyorsunuz? Niye rekabet etmiyorsunuz? Niye kendi arama motorunuzu geliştirmiyorsunuz? Falan gibi. Orada da şeyi görüyorsun. Apple bu tabii ortaya çıkan bir rakam değil ama hesaplamalara göre o yılda 12 milyar dolar Google'dan para alıyormuş, inanılmaz hmm. bir para aslında. Hani düşününce, tamam. sadece var senin arama motoru olabilmek için. Edikio demişti. Yapamıyorsunuz. Siriye bak, aptal salak bir şey falan demiştir. Edikio'nun mu orada, orada şey diyor, demiş. Yani en iyi arama motoru olduğu için biz de onu tercih ettik. Ama yaptıkları anlaşma benim anladığım kadarıyla tamamıyla şey üzerinden. Google ne kadar gelir elde ediyorsa bize bunun yüzde %40'ını ver gibisinden. Bütün browser'larda yani var bu anlamadım. bu arada. O yüzden zırt pırt browser çıkıyor. Çünkü az Aynen. bir şey de olsa acayip pay alıyorsun. Mesela Firefox falan hep bununla dönüyor diye biliyorum ben. Kesinlikle Firefox'un onunla ilgili bir blog yazısı da vardı. Yüzde Gelirlerin sekseni yüzde aslında Google tarafından geliyor. Millet diyor ki ya Firefox Google Chrome'u şey yapıyor tamam daha bir Google finanse ediyor yani. <laughs> e, Apple'ın da aslında o ki buradaki şeyi kendileri araba motoru geliştirmek istiyorlar mı? İsteseler privacy friendly bir şey olacağından dolayı Google kadar para getirmeyecek. muhtemelen. o kadar iyi sonuçlar Aynen şey olacak muhtemelen hani oradan bedava para almak varken hani yaptığın şey düşünsen abi <laughs> aslında yazılımsal açıdan hiçbir şey değil mi yani hani varsayılan default olarak Google.com yapıyorsun 12 milyar dolar alıyorsun inanılmaz bir şey ama bu da şeyi de gösteriyor iPhone kullanıcıların ne kadar para getirdiğini gösteriyor aslında hani Google 12 milyar dolar veriyorsa kim bilir ne kadar kazanıyordur hani iPhone kullanıcılarından Tabii. değil mi en az belki 24 milyar dolar falan kazanıyordur. Yani %50 %50 anlaşmış olsalar böyle 30'a 70 belki anlaşmışlardır. Bilmiyorum ama e, söylenene göre işte Sundar Pichai Google'un CEO'su yılda bir kere falan Tim Cook'la oturup şey yapıyorlarmış. Ya. Hesap yani kitap. Kaç hocam abi ben sana. <laughs> abi ben ama burada şeyi görüyorum yani bu deal Apple'ın tarafına daha fazla şaşırmam yani. Hani Apple'da onu şey yapabilecek şey varmış gibi geliyor yani anlaşma yapabilecek şeyinde çok kuvvetli D.Q falan böyle bırakmamıştır yani peşini. Hı hı. Ama bakalım hani buradaki önemli şey davanın nasıl sonuçlanacağını. Çünkü davanın sonuçlanmasına göre Apple değişiklik yapmak zorunda kalabilir. Firefox ortadan kalkabilir çünkü şey izin vermeyebilir. Yani FTC der ki sen hani para vererek bu şekilde kendini varsayılan arama motoru olarak belirleyemezsin diyebilir. Kullanıcıya sorsunlar böyle açılırken olacak. ya ilk yüklemede. Çok zor Heh, bir şey değil. İşte onu yapacaklar muhtemelen ama onu yaptıklarını çünkü şeye bunu zamanında Microsoft'ta da e, sen internet explorer'ı e, varsayılan olarak sunuyorsun herkese diye dava açmışlardı hatırlıyorsan. Orada da gene bir e, tekel davasıydı. Evet. Onun sonunda olan şey şu oluyor. Sen 5 tane alternatif sunman gerekiyor ve 5 alternatif sunarken de Rastgele sırayla göstermen gerekiyor. Yani hmm. senin gördüğün sırayla benim gördüğüm sıra aynı olmayacak ki orada şey olmasın diye. Çünkü birinci sıraya daha çok tercih edebilirler. Ya. Özellikle hmm. mesela iPhone'da değil mi? İlk, ilk gördüğünü belki tercih edebilirler. E böyle olursa ne olacak? Apple'ın anlaşması yatacak. 12 milyar dolar para ortadan gidecek. Tabii. Çok yüksek bir meblağ. Yani Mac'ler o kadar para kazanmıyorlar benim bildiğim. Belki evet, yanılıyor sanırım. olabilirim de yani. 9 milyon falan satıyorlar belki kazanıyorlardı hani çok da atmayayım onu da 12 milyar dolar çok büyük para yani açıkçası Hı. Ee, yani Google'ı şey de yapabilirler biznesini bu, böyle de bilirler yani işte senin arama motoru biznesin farklı reklam biznesin farklı Hı. Ee, şey browser biznesin farklı şeklinde o yüzden aslında çok şu anda gündemde olan bir konu ee, çok uzun da süren bir dava bakalım yani ne olacak Satya Nedavla'yı da şey yaptılar gönderdik şey yaptılar ifade verdirdiler o da dedi yani hani bunlar böyle bu kadar para verebiliyorlarsa varsayılan arama motoru için biz bunlarla rekabet edemiyoruz hale daha iyi bir şey geliştiremiyoruz şeklinde e, hmm. bir açıklama da bulundu zamanında da gene ufak bir detay e, Microsoft Bing'i Apple'a satmaya çalışmış Evet e, Apple'da biz ilgilenmiyoruz demiş almamışlar ama işte burada da şey diyorlar işte hakikaten ilgilenmedikleri için mi almadılar yoksa hani para aldıkları yani. için ee, ve almadılar e, gibi bir orada tartışma da var O yüzden buna da değinmek istedim Çünkü çok e, Muhtemelen uzun sürecek bir dava böyle bir değinmiş olalım daha sonra da sonuçlandığına tekrardan değiniriz e, neler etkisi etkisi ne olacak falan Çünkü çok uzun da sürüyor bu tarz davalar biliyorsun. yıllar sürüyor çok büyük etkileri olacağından dolayı e, buna da böyle araya sıkıştırmış olalım istedim Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı yok sadece çok hasta bir şekilde kayıt yaptık. Yani ben hastaydım. Ee, arada öksürükler için falan bir aldım ama umarım kulağınıza çok gelmez. Ee, yanlış bir şey de söylediysem baya baş ağrısı ve e, şeyle haysizlikle ulaştığım için kusura bakmayın şimdiden. Bu kadar. Peki. Ben sana geçmiş olsun diyorum. Evet. Aa. Fark Düşünün 125. bölümünde gene farklı konular hakkında sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız Spotify üzerinden, Apple Podcast üzerinden ve YouTube üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Dilerseniz de Buy Cafe üzerinden abone olarak Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.